Kusura bakma, geç kaldım. Şimdi ben de yeni gelmiştim zaten. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi, ben de iş güç. Ya sen ne iş yapıyordun? Yani Neriman yengem senden bahsetmişti ama insanların ne iş yaptığını merak etmediği için kendisi. Yani şöyle, ben çok yoğunum ama çalışmıyorum. Yani çok mesai falan yapamıyorum ama çok yoğun. Çalışmıyorsun ama yoğunsun. Evet. Anlamadım. Yani kendimle övmek gibi olmasın ama ben bir stil ikonuyum. Yani sosyal medyada çok takipçim var. Sürekli onlara resim atıyorum. Partiler olsun, defileler olsun, işte ne bileyim özel davetler olsun. Zaten bu da yoğun bir mesai sayılıyor. Evet evet, yüzün tanıdık geldi. Yani bizim şirketteki dergilerde birkaç resmini görmüştüm erkek arkadaşınla. Ay evet ya, son dönemlerde biliyorsun ki ilişkiler çok zor yürüyor. Ya? Ben de 2-3 tane yanlış kurbağa öptüm diyelim. Hem yaklaşsana sen biraz. Yaklaş. Hem şu an çok doğru noktada olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Ya sonuçta sen de ben de çok zor beğenen insanlarız. Cemiyette de çok büyük bir yerimiz var. Tam bir power couple oluşturacağız. Power couple? Yani güçlü bir ilişki. Ben İngilizce biliyorum da. Neyin gücü oluyormuş bu? Ömer ve Sezen'in gücü. Yani yılın çifti. Davetlerde, cemiyet hayatında, magazinlerde yılın ilişkisi olacağız. Acayip her yerde flash, flash, flash. Şu an görebiliyorum biliyor musun? Acayip heyecanlandım. Sezen. Ya ben nasıl başlayayım, nereden anlatayım bilmiyorum ama. Benim için hayat buralarda değil. Yani nasıl göründüğün, kaç takipçin olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben gerçek bir şey arıyorum. Evin kapısını kapattığında içeride de gerçek olabilen bir şey. Anlatabildin mi? Çok iyi anlıyorum. Ama biz zaten gerçek bir kapı olacağız. Bir dakika, bir dakika. İsim neydi? Sezen. Ama sen bana Seziş diyebilirsin artık. Seziş. Seziş. Bak Sezen. Bu kıyafetin nasıl da evlenmeye hazır böyle evinin kadını olabilecek kadın imajı çiziyor. Bir yandan da pahalı. Yani standartlarım yüksektir mesajı veriyor. Evet. Ayakkabıların özenle seçilmiş. Bir de benim markamı tercih etmişsin. Kesinlikle. Hemen araştırdım. Bugün için değil mi? Evet. Belli. Gelmiş bir de burada bana bayağı iş teklifi gibi bir ilişki teklif ediyorsun. Kusura bakma ama benim bunu yemem için gerçekten çok salak olmam lazım. Sence öyle miyim? Hayır tabii ki. Ben gerçek bir ilişkiden bahsediyorum. Affedersin, biraz ileri gittim galiba. Esasını düşündüm de şu anda ilk kavgamızı ettik biliyor musun? Yani gerçek bir ilişkiye başladık sanki. Kavga bile ediyoruz. Ay aklıma bir şey geldi. Buradan başka bir yere gider miyiz? Şaka. Hayır gerçekten, yanımda çünkü bir sürü kostüm getiriyorum. Ben sürekli davetlere falan gittiğim için arabamın arkasında bir sürü kıyafet var. Ay gider miyiz? Şaka. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne alırsınız, menüye bakabildiniz mi? Defne, sevgilim sen bugün çalışıyor muydun ya? Ha? Çok özür dilerim aşkım, ben anlarsın ya, sadece yemek. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sinirlendim galiba ben. Ya sevgilinle burada karşılaşacağımı bilmiyordum. Yaptığım hayvanlık affedilir gibi tamam, desem. Bir dakika. Bir saniye aşkım. Yaptığım hayvanlık affedilir gibi. Bir saniye aşkım. Ve sen bu hayvanlığı hayatta affetmezsin. Keşke böyle olmasaydı, keşke, ama ne yapalım? İyi günler. Ya şok oldum ben galiba. Aşkım o tarafı bir yemek yiyorduk, anla abarttın ya. Ya Allah'ım ya, bıraksana ya. Baktırım ha, beni dışarı çıkar yeter, gel. Ya delik bıraksana. Gel hadi gel. Gerçekten şok. I was shocked. Ya ne aşkı, ne sevgisi, ne diyorsun kardeşim? Ömür. Ömür. Ya. Allah'ım ya, bıraksana kolumu. Bırakacağım diyorum, bir dakika. Ya kardeşim ya. Kardeşim böyle bir hizmetimiz yok bizim diyorum. Ne sandın ya? Tamam, tamam kızma. Kızdan kurtulmam gerekiyordu ama abarttın ya. Kızdan mı? Ömür. Bak kıza, ha? Yazık değil mi ona? Sen ne hakla böyle numaralar çekiyorsun, üstüne bir de beni kullanıyorsun sen? Ömür. İğrenç, ne mikrop, pis bir herifmiş ya. Ömür. Ya.
Allah. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Günaydın. Günaydın. Ömer Bey'in yeni asistanı sen misin? Evet. Ben Defne. Memnun oldum. Ben de. Şükrü ben de. Ben sana anahtarları vereyim. Ömer Bey birazdan gelir. Gelir? Nereye gelir? Nerede ki? Sen şimdi gir içeri. İçeride mutfak var. Kahvaltısını hazırlamaya başla istersen. Nasıl yapacağını biliyor musun? Evet evet biliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İsmail. Ay sağ ol. Mutfak mutfak değil, uzay üstü. Tamam Defne, ne yapacaktın? Bugün Perşembe. Önce yumurta mı? Hayır ya, kahve bugün. Perşembe önce kahve yap. Hayır abi. Nar. Nar mıydı ya? Kahve oldu mu acaba ya? Ay yok ya. Şimdi tiksin biz. Ayıp. Aslı! Günaydın. Yeni asistan siz misiniz? Evet benim ama siz... Ben ne? Çıplaksınız. Pardon, ben bir şey giyip geleyim.
İlk günden bu kadar erken gelmeseydin keşke. Da sen bugün bunları yediğimi nereden biliyorsun? Şey, söylediler bana. Kim söyledi? Kim söyledi? Aslı mı? Aa, evet evet o. Eski asistanınız. Biraz çenesi düşük galiba. Suyunuz hazır Cemşe'de çantada. Kahveniz de hazır. Bir de şey, kahvaltıyı da söylemiştim zaten. Keşke kendine de hazırlasaydın. Yok canım, çok da erken daha. Ben bu saatlerde kahvaltı falan edemem. İsterseniz şey, ben sizi arabada bekleyeyim. Olur, teşekkür ederim. Sen git, ben geliyorum. Allah Allah. Günaydın Şükrü. Günaydın Ömer Bey. Tanıştınız mı Defne Hanım'la? Tanıştık Ömer Bey. Anahtarınızı kendisine teslim ettim. Bende anahtar. İş yerimiz burası. Arkadaşlar sana genel bilgi konusunda yardımcı olurlar. Çok özür dilerim. Buraya adam gibi makine alınacak demiştim. Öğleden sonra geliyor Ömer Bey. Yarın katalog çekimi var. Öncesinde Koray'la görüşmek istiyorum. Konsept için Yasemin de gelsin. O kırmızı çamdanlardan da hala emin değilim. Suyum. Su. Bugün kalıba gitmem lazım. Not al, zaman açalım. Bugün hiç zamanınız yok gibi görünüyor. Yarat, bugün 26 saat yap. Peki. Ömer. Neredesin sen? Sabah çekim mekanına bakarız dememiş miydik? Öyle mi? Ne? Sabah buraya gelmeden yapmamız gereken bir şey mi vardı? Bilmiyorum. Bende hiç öyle bir şey görünmüyor. Bu değişiklikler beni çıldırtıyor ama. Sinan nerede? Odama gelsin. Sen kal burada. Zaten daha ilk günden neyse. Ben kibarlığın hayatta çok önemli bir meziyet olduğunu inanıyorum. Yani sonuçta takdir edilmesi gereken bir şey. Ne kadar üzmeyici de olsan da öyle insanlara tepeden bakmaya, kötü davranmaya hakkın yok yani sonuçta. Hem ayrıca sıcak samimi bir insan olmak öyle seni daha aşağıda bir şey yapmaz. Sonuçta ne bileyim, daha çok saygı kazanırsın. En azından ben öyle düşünüyorum yani. Defne. Çıkıyoruz. İçimden acayip eğlenecekmişiz gibi bir his geçiyor. Sevil Berberi sever misin? Ne berberi? Sevil Berberi. Rossini. Sevil Berberi. Sen anlamazsın. Aa, evet evet, çok severim. Şey, Rossini. Alo? Merhaba Kezban teyzeciğim, nasılsın? Ay bana bak, bir salaklık etmiyorsun değil mi? Ay durduğum yerde içime bir titreme geldi. Ay dedim, bu kız kesin bir yerde keşkül etti bizim işi. İyiyiz Kezban teyzeciğim, sağ ol, ellerinden öpüyoruz. Anneannem, ne olsun işte, akşam baklava açtı. Göndereyim sana, yer misin? Ay salak mı ne? Anladım, tamam ben ararım sonra seni. Düzgün sür. Oldu. İyi günler. Öpüyorum ellerinden. Şey, ben öyle şey olsun diye ayaklarımı şey yapmıştım da. Hemen giyiyorum. Kızlarımın yarısını elemişsin. Dün tamam demiştin. Tamam demedim, bakalım dedim. Yabancı manken istemiyorum. Neden? Vallahi dil bilmiyorlar diye galiba, böyle boş bakıyorlar. Bakışlar. Yani ayakkabı pazarlıyoruz ama en çok bakışlar önemli, öyle mi? Evet, bakışlar önemli. Yoksa cansız manken kullanırdık Yasemin.
asistan kız nasıl? Defne mi? Bilmem, daha yeni başladı. Nerede çalışıyormuş? Nereden bulmuşlar? Yasemin'cim, onu Sinan'a soracaksın. Biliyorsun, işletme kısmına karışmıyor. Biliyorum canım. Sen bize çıldırtma kısmına karışıyorsun. Deli. Gelebilir miyim? Gel. Ömer Bey, çıkmadan isterseniz size yarının programını bir anlatayım. Ya da şey mi, yarın sabah mı anlatayım kafanız yorgunsa falan? Anlat, dinliyorum. Şimdi yarın erken çıkacağınızı farz ettim. Şükrü abi, yani şoförünüz Şükrü Bey her sabah gider dedi. O yüzden dönüşünüzü bugünkü gibi 7.45 olarak aldım. Kürek çekmeye gidiyorum. Efendim? Sabah 5.30'da kürek çekmeye gidiyorum. Şükrü'nden sabah gider dediği yer o. Sonra biliyorsun zaten, eve dönüyorum. Ha, anladım. Zaten ben de yanlış bir şey düşünmemiştim. Tabii niye düşüneyim ki sonuçta, yani merak edecek bir şey yok tabii, değil mi? Yani. Sen sustun. Ömer Bey, ben eve kadar size eşlik edeyim mi yoksa çıkayım mı? Sen çıkabilirsin. Ben biraz daha çalışacağım. Ömer Bey. Ben size şey soracaktım. Sor. Şey. Hani biz sizinle daha önce Ömer. Bana bir akşam yemeği borcum var. Artık hiçbir yere kaçamazsın. Seni Bülent'in mahzenine götüreceğim. Ben şey yapamam, çıkayım o zaman. Ne bu? Kahvaltı. Çiçek koymuşsun. Ha evet. Evinizde hiç çiçek yok. Hayvan falan da yok. Biraz çiçek alsak çok iyi olur. Sulayacak vaktim de yok. Sabahları ben sularım. Öyle acayip bir şey söylemiyorum ki. Hem biraz çiçek size de iyi gelir. Eviniz çok güzel güneş alıyor. Ne bileyim, bizim evde çok fidan var. Size de getirebilirim. Çıkalım mı artık? Kahvaltı? Etmeyeceğim, sağ ol. Peki toplayayım ben o zaman. Yok, temizlikçi gelecek, sen zahmet etme. Peki. Şey, buzdolabınız tam takır. Akşam yiyecek hiçbir şeyiniz yok. Şükrü Bey'in işi geliyor. O lazım oldukça bir şeyler alır. Sen dert etme, hadi çıkalım artık. Ha tamam o zaman. İşte liste yapmamı ister misiniz? Pazarda çok güzel pazı gördüm. Pazı alsın. Pazı mı? Evet. Pazı sever misiniz? Ben çok güzel pazı sarması yaparım. Tabii Şükrü Bey'in eşi gibi çok güzel yapamam. Sonuçta ben buraya yemek yapmaya gelmedim tabii ama... Sen... Çıkalım artık. Peki. Ben size bir şey soracaktım. Yani bunu sormam lazım.
Tabii çok büyük bir tesadüf de olabilir ama... biz sizinle daha önce... tanıştık. Acaba siz beni hatırladınız mı? Neyse, çıkmamız. Ey Allah'ım. Hah, dur. Tamam, tamam. Bunları götürüp içlere girsinler. Tamamdır. Ay, kızım şunu alsana. Boş ne kadar kaldı makyaj? Bir cenazem çıkmadı, kaldı burada. Tamam, biraz daha çabuk. Hadi arkadaşlar. Sen de biraz tut, olur, ışığı olur. Tut. Olur, onları hemen kombinlesinler. Kızım geçmeyin. Çok güzel, ben de kıyafetini aldım herhalde. Cevap verin bana. Güzel. Hı. Dik dur hayatım, dik dur. Geçin ha, onu. Dağıtla, nefes al. Ver. Ay, başım döndü. Bebeğim. Yapalım o güzel. Ay, bak, o fonla şu pembeleri kullanabiliriz. Bunlar onlardan mı ayakkabılar? Tatlım, o kadar girme başka oraya. Başka ne var elimizde arkadaşlar? Al şunu, götür. Koray biraz daha renkli. Güzel. Tatlım, göster. Göster, markamızı göster. Ha. Dur. Öyle dur. Kız. Eboş, hadi. Bitti, tamam, geç. Çok güzel. Diğer bacağını, diğer. Tatlım, harikasın. Harikasın, çok güzel. Çok güzel. Defne, hadi. Tamam. Dik tut, dik tut. Biraz doldur, doldur. Ha. Şöyle. Düzelt şunu. Heh. Düzelt. Koray. Kızlar yorgun mu? Tamam, gözünden de bir şey kaçmaz senin. Toparlarlar şimdi. Bu ikincinin de elbisesinde sorun var. Değiştirin. Nasıl sorun var Ömer? Bu ayakkabı ofis yüklü için önüyoruz. Böyle bir şeyin altında olmaz. Değiştir. Defne suyum. Ha? Defne suyum. Hı. Ömer, kurtar beni bu kaosta. Batacaksın. Ne canım? Batacaksın diyorum. Onlarla kumda yürünmez. Çok düşüncelisin. Ne giymemi istersin? Ne yakışır bana? Bir düşünelim. Ve belki topuksuz, daha düz bir şey. Belki çıplak. Mantıklı. Mantıklı. Bu kapıdan çıktıktan sonra aklında işten başka bir şey olmayacak. Anladın mı? Anladım. Güzel. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Çıkalım mı artık? Sinan Bey de teşrif etti. Günaydın, guten morgen, good morning, buongiorno. Nasılsın ekip, ne yapıyorsun? Harikayız. Şey yani ekip çok iyi çalışıyor, harika. Güzel. Koraycığım, sen nasılsın? Hayatım iyi değilim. Bak şu huysuz ortağına bir şey söyle. En güzel yaşımdayım, güneşin altındayım, her tarafım kırışacak, bir şey söyle şuna. Oğlum ne yapıyorsun, o bir sanatçı ya. Ne haber? Aa, şaka yapıyorsun herhalde. Yok. Al şunu. Şekerim, çantandan tavşan çıkaracağına git karavandan bana dolup dolup bir şeyler getir. 40 numara olsun. Defne, karavana gitmişken üstüne daha rahat hareket edebileceğim bir şey git. Belki ayakkabı falan, değiştir yani. Peki Ömer Bey. Kız, kalsın krem. Ver. Ucuz da bir şey. Ama olsun. Süreyim biraz. Korktun mu? Sinan Bey. Nasıl ama? Tam bir teknik adam değil miyim? Ha? Şş, Sabri, oğlum çevir oradan. Ya da bak şey vardı. Latin bilir misin? Ver şunları. Şöyle bir şey.
Son iki, üç, dört. Başım bulandı. Gel sana da süreyim şunu. Defne! Ömer Bey, geliyorum. Gitmem lazım. Tamam. Şişt, dur, aç avucunu. Şimdi. Yüzüne sür, süt gibisin, yanarsın ha. Defne! Koş, koş, koş. Patron kızıyor, koş. Sen bu kızı nereden buldun? Hangi kızı? Sinan Defne'yi. Benim asistan hani yeni. Ha şey ya, CV'lerden başvurmuş. Ben sanki Manu'da bu garsonluk yapıyor diye hatırlıyorum ama... Manu. Ya Manu, Manu. Ha, şey var öyle bir şey, evet doğru ama kızın çok güzel CV'si var ya. Bir zaman böyle parasız kalmış falan, işte garsonluk da yapmış. Ne bileyim, sen seversin böyle şeyleri, ben takılmazsın diye düşündüm. Sonuçta kız çok iyi her işi yapıyor yani. Her işi yapıyor da hiç baktın mı ailesi kimmiş, neyin nesiymiş? Araştırdım. Yedi Göbek Saray'dır o. Onu ne bileyim, ailecek mi geldiler, görüştüler? Ya sen onu mu bırak, ne yapacaksın ki ailesine? Evleneceksin mi? Anasını danasını bilmem abi. Kızın süper bir enerjisi var. Süper bir enerjisi var. Göreceğiz. Rüçücüğüm, biraz ayağını kaldı. Süper. Harikasın. Ama bu bitti. Değiştirin ayakkabıyı. Kime diyorum? Ay senin de ayağın şişti. Ayakkabı getirin. Ay adam ayakkabı diye bağırıyor. Kızım şey seni tırnak yiyeceğini. Ayakkabı getir. Ayakkabı. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ben de. Tamam çabuk ol. Hadi. Hey Allah'ım. Hay Allah'ım. Çıkarın çıkarın çıkarın. Ay adam bağırıyor. Uzatsanıza canım ayağınızı. Kızım hadi diyorum hadi. Ay tamam. Bir dakika. Hadi. Koşun. 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 Ay salla. Ne oluyor ya? Ay batırdı bizimki. Yürü gidiyoruz. Nereye? Duruma el koymaya. Tamam gidelim. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Koşun koşun. Beceriksiz. Salak. Gerçekten uğursuz bir gün. Buraya gel, ne yapıyorsun? Kızım koşun. Çabuk götürün. Çabuk götürün. Ha. İyi misin? Kırıldı galiba. Kırık olsa duramazsın, gel. Bilmeden oldu Ömer Bey. Bir şey olmaz, telaş yapma. Çok senin acıyor mu? Kırıldı, kırıldı. Of. Ay ay. İlk yardım çantası getir. Ömer Bey, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok özür dilerim ama yanlışlık da oldu. Bir anda kazara ayağım takıldınca tabii suya düştü. Biri ilk yardım çantası getirecek mi yoksa ben bağırmaya devam mı edeyim? Ya şu Ömer'e baksana. Şu asistan kızla ilgileneceğine Tuğçe'ye bakmıyor. Bakmıyor. Kız hastalanacak şimdi. Islandı. Üşütecek. Ne yapacak Ömer? Üfleyerek mi kurutacak? Ha böyle. Ömer Bey. Ama siz böyle cevap vermeyince yani tabii bir tepki de vermeyince ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sonuçta kazaydı, bilerek de yapmadım tabii. Özür dilerim. Bu ne, bu burada mı oldu? Yok. O doğuştan. Doğum lekesi. Acıyor mu çok? Durum pek de o kadar kötü değilmiş. Baksana Ömer diz çökmüş kızın önünde. Gerçekten gözlerime inanamıyorum. Ay vallahi ben de inanamıyorum. Ay pis. Yasemin değil mi o? Ay dur şuna bir laf sokayım. Sok sok. Hadi gel. Ay ay ay. Ay dikkat. Şimdi ben güzelce sardım bunu. Sen bugün hiç üstüne basma, güzelcene dinlen. Bir iki güne geçer. Anlaşıldı mı? Hı hı. Sadece dinlen. Anladın değil mi? Peki. Güzel. Ay
Amca, yenge siz ne yapıyorsunuz ya burada? Biz gezintiye çıkmıştık. Burada olduğunuzu öğrendik. Bir uğrayalım, ziyaret edelim dedik. Gezintiye Şile'ye. Yani biz buraları çok severiz ayol. Yani danslar, diskolar, gece falan. bu hanım kızımız ki? Hanım kız Defne. Yeni asistanım. Aslı'nın yerine geldi. Aa, öyle mi? Merhaba, memnun oldum canım. Ben de memnun oldum Neriman Hanım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir dakika, sen adını nereden biliyorsun? Ayol, bilecek tabii. Ünlüyüm ben. Dergiler, mergiler o. Tabii, tabii, tabii. Dergilerden gördüm. Hep fotoğraflar dergiler. nasılsın canım? İyiyim, sağ olun işte. Bildiğiniz gibi. Canım benim, ben seni nereden bileceğim canım? Ay, ay amcam bak sıkıldı. Sıkıldı senin amcan, huysuzlandı. Hadi, hadi gidin seti gezdir ona, hadi. Evet, hadi. Sıkıldım ya. Şu suya düşen mankene bir bakalım ne olmuş kızcağız, hadi. O kadar yol gelmişsin, gel bakalım amca, gel. Hadi, gel, gel. Basma sen de üstüne. Gel, gel. Kaçtı hanım. Kızcağızım, sen biraz durgun zekalı mısın? Nedir o öyle pot üstüne pot? İşte ben öyle bir anda heyecan yaptım. Mankeni suya düşürmeler, ayağını burkmalar. Sadece Ömer'in dikkatini çekeceksin, bütün dünyanın değil. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Bana bak, Yasemin Yelluz'u sana bir şey söyledi mi? Yok. Da ben pek sevmedim ya o kadını. Ay, o da seni sevmemiş zaten. Çok iyi, çok iyi. Aynen böyle devam et. Nasıl yani? Ay, ya anlamazsın sen. Boş ver. Bana bak, senin yüzün düşmüş. Olmaz böyle. Hayır, gülmen lazım senin. Gel, gel bakayım. Ama sen sakarsın be kızım. Hah, gel. Bu böyle olmaz. Erkekler güler yüzlü kadınlardan hoşlanırlar. Sen hep güleceksin. Gülümse bakayım, gülümse, gülümse. Hah, aynen böyle. Hadi, gel. Ben bu Yasemin için hiç anlamadım. Ay, sen konuşunca ben çok sinirleniyorum ama. Yürü, gülümse, yürü. Yok, ben gidemem. Ömer Bey bana otur dedi. Oo. Hay hay. Şükrü. Bugün Defne çekimde neler yaptı, haberin var mı? Ne yazık ki Ömer Bey, çekimleri izleme fırsatım olmadı. Ben anlatayım o zaman. Baş mankenimizi suya düşürdü. Pek beğenmedi galiba kızın giydiği ayakkabıları. Pat diye denize attı kızı. Vallahi istemeden oldu, ne alakası var? Ya Şükrü abi, sen beni az çok tanıdın, ben öyle bir şey yapar mıyım? Ben öyle bir insan mıyım? Vallahi bana da hiç öyle gelmemiştin. Vallahi istemeden oldu Ömer Bey, aşk olsun. Ben kızın, yani hanımefendinin ayağına ayakkabı giydiriyordum. Sonra? Sabun gibi kaydı gitti, pat diye denize düştü. Ömer Bey, hanımlar bazen birbirlerini az tanısalar da haris duygulara kapılabiliyorlar. Haris? Yok, ben asla haris değilimdir. Haris kıskanç anlamında değil miydi? Yok yok, kusura bakma, ben beni böyle tanımanızı istemem gerçekten, lütfen. Öyle olsun bakalım. İkna olduk mu Şükrü? Efendim, siz olduk diyorsanız. Hadi olduk diyelim. Gel. Ne var Defne? Ömer Bey, ben çıkabilir miyim? Çık. Aslında keşke direkt eve gitseydin. Yani bugün çok yoruldum. Bak, sen ayakta duramıyorsun. Yok, zaten bir sürü iş vardı da. Ama şimdi çıkabilirim. Defne, senin bir derdin var, ne oldu? Yok. Şimdi benim çantam suya falan düştü ya. Tabii ayakkabılarım da içinde ıslandı kaldım bunlarla. Ne ayakkabısı? Çok önemli bir şey değil. Tabii bu topuklu ayakkabılarla böyle metrobüste ayakta durmak çok zor. Böyle kendi babetlerimi getiriyordum ama. Şey değil. Maaş yatınca yenisini alırım ben. Çıkabilir miyim? Hadi çık sen, çık. Tamam. Teşekkür ederim.
kalem bugün. Hah, sebze. Şunları bir çıkaralım. Vallahi hayranım ben bu adama ya. Nasıl sağlıklı besleniyor, dikkat ediyor kendine. Evden dışe, işten eve, oh spor yapıyor. Bol bol sebze tüketiyor. Vallahi bu adamın 10 tane çocuğu olsa dünya kurtulur. Mis. Başka bardağı şey etseydim ben onu. Tam kıvamında. Bayağı iyi. Ciddiyim ya. Çok iğrenç bir şey ama nasıl içiyorsunuz ki yani? Vallahi gerek yok. Yapmayın. Eziyet etmeyin kendinize. Vallahi hasta mısınız ki? Niye içiyorsunuz ki bu şeyi? Aa. Ne aa? E gülüyorsunuz. İlk defa sizi gülerken görüyorum ben. Anneannem hep şey der benim. Bir insanın ruhunu ya uyurken ya gülerken görsünler. Gerisi poz. Yani? İşte yani ben sizi şimdi ilk defa görmüş olurum. Ondan öncekiler sayılmıyor. Yani diğerleri poz. Ya öyle poz derken öyle numara yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz anlamında değil. İşte çünkü yani sonuçta bu kadar güzel gülen bebek gibi. Ne diyorum ya ben? Ben şey yapayım mı, sizi arabada bekleyeyim mi? Hayır, burada bekle. Ben üstümü değiştireyim, sonra beraber gideriz. Tamam. Aferin. Sadri Usta ile yine ayakkabının kalıp meselesini konuş. Kalıptan çıkar çıkmaz hızlı hareket etmemiz lazım çünkü vaktimiz daralıyor. Lansman için bunu bekliyoruz. Zaten gittiğinde Sadri Usta sana bir tarih verecektir. Anladın mı? Evet. Güzel. Yeni sezon ayakkabılarının girişlerini kontrol et. Neriman yengeye her modelden birer tane gönderilecek. Bak bu önemli. Anladın mı? Harika. Front desteklerimiz izinde olduğu için telefonlarımı sen bağlayacaksın. Ha bir de şu Eskişehir'le alakalı hazırladığın raporu ayrıca bana ilet. Anlaşılmayan bir şey? Yok yok. Süper. Hadi çalış. Tamam, şimdi hemen hallettim. Nihayet. Alo. Alo. Muharrem Bey. Alo. İyi günler. Efendim. Sizi Ömer Bey aktarıyorum. Alo. Alo. Muharrem Bey. Ömer Bey. Merhaba. Asistanım birazdan hepimizi konferans görüşmesine alacak. Nasılsınız? Tamam. Alo. 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 Sevil Hanım. Efendim. Sizi Ömer Bey aktarıyorum. Efendim. Alo. Ömer. Sevil Hanım. Sevil Hanım. Alo. Somonun yanına başka bir şey ister misiniz Sinan Bey? Somon mu? Evet. Defne! Ne bu rezalet? Somon diyor ya. Niye restoran beni arıyor? Defne! Ömer Bey, bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Şimdi bağlıyorum Ömer Bey. Telefonunuz çaldığında 4 kişi birden görüşmede olacak. Söz veriyorum. Yemin ederim. Allah'ım. Cinnet geçiren patron asistanını doğradı. Ahdetine kaderinde bu da varmış. Defne, ben çıkacağım, işim var da bir Ömer'e uğrayayım diyorum. Müsait mi? Müsait. Uğrayabilirsiniz. Ne o?
Canlar biraz sıkılmış ha. Öğlen yaptım, her şeyi birbirine karıştırdım. Ömer Bey çok kızgın. Duydum. Kızım var ya, şirkette efsane oldun. Efsane, haberin yok mu? Ya sen niye böylesin? Biraz rahat olsan hiç altından kalkamayacağın şeyler değil ya. Kızım sen akıllı bir kız. Sakin olsana biraz. Ne bu gerginlik? Ben akıllı. He. Biraz da şaşkın tabii. Bana bak. Gülümse gülümse. Öyle değil bak. Bu ne? Yukarı doğru. He. Öyle. Bana değil, o tarafa. Ana. Defne. Oo, ortam. Ne yapıyorsun sen? Gelmiyorsun değil mi bizim bu teyzenin açılışına? Ne teyzesi? Tabii ki gelmiyorum ya. Çiçek gönderdim ben zaten. Gönderdin değil mi? Tabii tabii gönderdim. Hiç merak etmeyin. Tamam, sen içeri geç. Sen de özür dile, bir şey uydur işte. Hazır. Tamam tamam, ben de ben de. Buyurun Ömer Bey. Ne konuşuyordunuz Sinan'la? İşte Mesut bu... canım, merak etmiyordum. Yani işle alakalı mı? O yüzden sordum. Defne, markamızın tasarımlarının son 5 yılda kaç adet üretildiğini, ne kadar satıldığını, hangi ürünün daha fazla sattığını belirleyen bir PowerPoint hazırla. Network'ümüze gir zaten, yılları yaz çıkar. Hatta dijitalde de kalmayalım, hard copy'de de bir örneğimiz olsun. A3'e. A3'e hard copy. Anladım. Sabah elime ulaşırsa şahane olur. Yarın sabah mı? Evet. Başka bir işim var, anlamadım. Yok yok. Ne işim olacak canım? Hazırlarım tabii. Sonuçta network'ümüz de var yani, değil mi? Güzel. 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 Defne. Sabah elimde olsun bir o ya. Ay nasıl olsun, ben senin daha ne söylediğini anlamadım ki. Yandım kızım Defne. Hayır, sabaha kadar çalışayım, kalayım, yapayım desem, ben ne yapacağımı da bilmiyorum. Vallahi bir gece daha eve geç gidersem anneannem beni doğrar. Vallahi doğrar. Uf. Ay, ne diyeceğim ben şimdi kadına ya? Of! Çıkıyorum ben, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aman of, hiçbir şeye canımı sıkmayacağım. Vallahi. Her şey güzel olacak. Yapsam ya ben, uyandırsam mı şimdi bunu? Alo, Nihan. Hani sen beni bir arada filan ara dedin ya. Biraz erken oldu ama ben şimdi eve girdim. Ömer Bey uyuyor. Ne yapayım ben, uyandırayım mı, uyandırmayayım mı? Yani ne alakası var kızım ya? Evet, güzel görünüyor. Bir de böyle zararsız, uysal, sakin. Tamam. Ömer Bey, uyandınız mı siz? Ben de ne yapayım, nasıl şey diyeyim, uyandırayım mı, uyandırmayayım mı? Şey yapamadım. Siz kürek çekmeye gitmemişsiniz. Biraz rahatsız gibiyim. Şükrü'ye söyle seni alsın, şirkete götürsün. Dönünce de beni alır. Şey, kahvaltı? Yemeyeceğim. Çık sen. Ne
Ömer Bey, Defne rahatsız olduğunu söyledi. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok Şükrü, yok. Rahatsız falan da değilim. Aklım başımda değil Şükrü. Bana bir şeyler oluyor. Neyse sen Defne'yi bırak şirkete. Sen dönene kadar ben toparlarım. Tabii ki, tabii ki. Şoförümüz Şükrü Bey her sabah gider dedi. O yüzden dönüşünüzü bugünkü gibi 7.45 olarak aldım. İçin ayağına mı gelmem gerekiyor yoksa zaten ortada bir iş yok mu? Yok. Yaptım ben. Buyurun. Masamda olsun dediğim işleri masamda görmek isterim. Ofisinizde olsaydınız ofisinize getirdim Ömer Bey. Ne yani sorun benim ofisimde olmamam mı? Aynen öyle. Yani şu anda şu konuşmayı ofisinizde yaşıyor olabilirdik. Tabii amaç üzüm yemekse. Anlamadım. Diyorum ki eğer bana spor olarak bağıracaksanız ben size hiç boşuna cevap vermeyeyim. Çünkü belli ki tersinizden kalkmışsınız. Bu detaylarla uğraşmak istemiyorum. Sabah nasıl uyandığımı biliyorsun. Defne ne yapıyorsun canım? Ne bu tavırlar? Vedat, ben niye böyle bir insan oldum ya? Ben niye böyle şeyler yapıyorum ya? Ne zaman Ömer Bey'i görsem sanki beynimi su yakıyor. Her şeyi yanlış yapıyorum, birbirine karıştırıyorum ben. Bir şey söyleyeceğim. Bu olanları Neriman Hanım duymasın olur mu? Gözünü seveyim, sen de biraz dikkatli hareket et. Gözlerime inanamadım seni öyle bağırırken görünce. Böyle ani çıkışlar yapma. Of ya. Defne. Efendim Ömer Bey. Defne bir saniye gelir misin? Aa gelmem mi? Yani ay tamam şey hemen geliyorum. Ömer Bey. Ben böyle az önce size bağırdım gibi oldu ama aslında ben size bağırmadım yani şey uyuyamayınca akşam herhalde sinirlerim şey olduysa. Yok aslında yani uyuyamadım derken asla böyle şikayet olarak falan değil yani. Ama ben tabii ne söylemek istiyorum ağzımdan böyle neler çıkıyor kendimi de durduramıyorum zaten ben. O yüzden kusura bakmayın ben size öyle bağırmak istememiştim aslında bağırmamıştım zaten. Defne. Buyurun Ömer Bey. Seninkileri kaybetmiştin ya. İşini görür diye düşündüm. Yalnız bu bir aferin değil, sakın yanlış anlama. Ya Ömer Bey, gerçekten çok teşekkür ederim. Çok, çok güzeller. Ay, harikalar. Gerçekten çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
Tamam Defneciğim. Defneciğim, tamam rica ederim. Merhaba. Ben düşündüm de dediğinizi yapalım. Evet, aynen öyle. Hoş geldiniz Emine. Yalnız bu bir aferin değil. Sakın yanlış anlama. Bunlar zaten yapman gereken işler. Anlıyorsun değil mi? Bir daha da sakın bana bağırma. Külahları fena değişiriz. Anlaşıldı mı? Güzel, hadi işimize bakalım. Neriman Hanım. Bakınız, bu Defne Ömer Bey'e bağıra bağıra konuşuyor. Evet, evet, tabii tabii. Ama haberiniz olsun yani. Neriman Hanım, bakınız bir günün birinde Ömer Bey tahammül edemeyecek, koyacak kapının önüne. Ay, hiç fikir önünde. Ama Neriman Hanım. Ay, ne var? Bugün şirketin yeni ayakkabısı çıkıyor da bari ona haber vereyim. Aa. Ay dur şimdi dikkatimi dağıtma. Hadi, 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 hadi. Defne, boş zamanıma bak. Bugün Sadri Usta'ya gideceğim. Kim? Bugün boş vaktiniz yok gibi görünüyor. Zaten akşam partiye gideceksiniz. Zaman yarat. Ama siz dediniz günümü sıkıştırma diye. Tamam o zaman sen git. Nereye gidiyorsun? Sana mı git dedim? Aa, işinizi mi böldüm? Bana mı git dedi? Yok yengeciğim, sana git der miyim hiç sana da demedim. Sen git hemen ayakkabıyı almaya Sadri Usta'ya. Şükrü'yle beraber git. Ha, sonra? Sonra eve git. Smokin'imi al gel. Aa, smokin? Akşam davet var da. Ha, davet. Kimle gidiyorsun peki akşam? Kim eşlik ediyor benim yakışıklı prensime? Ben edeyim. Eğlenceli bir olay değil. İşle ilgili. Ha, tamam, tamam. Ah canım, Defne tanışmıştık, hatırladın mı? Nasıl gidiyor? Alışabildin mi bari? Alıştım, alıştım. Sağ olun. Ay, ne kadar şeker bir kız bu böyle Ömer. Ay pek de bir güzel. Tam cimcime bu ha. Ömer. Ömer dedi. Defne sen çıkabilirsin. İyi günler, Sevil Berber. Alo, alo. Ne yaptın, girdin mi odaya? Ya odadayım zaten. Allah! Neler var odada? Nasılmış zenginin çalışma odası? Sen de taktın her zengin odasına. Bulalım sana bir zengin koca da rahatla. Yok yok, ben haddimi bilirim. Zengin bulup da kendime sonradan görme dedirtmem. Ay gerçekten bravo, nasıl elit bir yaklaşımı anlatamam. Ya söylesene, ne var etrafta? Aslında Ömer Bey'in gerçek hayatı var bu odada ya. Aşk ve Gurur diye bir film var biliyor musun? Galiba Ömer Bey onu çok seviyor. Her yerde posteri, kitapları falan var. Neriman sana bunu söylemedi mi? Hani anlatmıştı her şeyi? O da bilmiyormuş demek ki. Zaten bence iki tane Ömer var. Biri böyle işkolik, ciddi, disiplinli. Öbürü de galiba romantik, duygulara önem veren bir Ömer. Aslında bence gerçek Ömer'i kimse tanımıyor.
Alo. Ömer Bey. Ben şimdi kutuda ayakkabıları aldım kutuda. Smokiniz de elimde zaten. Yani öyle vakit kaybedecek bir şey yapmadım ben aslında. Şimdi çıkıyorum. Siz bir şey mi isteyecektiniz? Yok, ben merak ettim. Halledebilir mi diye. Hallettiysen geç kalma. Bir bakayım, o yüzden aramıştım. Yok yok, hallettim. Merak etmeyin, her şey yolunda. Ben çıkıyorum şimdi. Tamam, gel bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Baktın mı? Vallahi bakmadım. Laf olsun diye söyledim zaten, beğendin mi diye. Neyse, şimdi görürsün. Ömer. Onu da hazırlamamışım. Ya geç kalıyoruz, geç. Hadi. Aa, o da smoking giymiş. Gelinlik mi giyseymiş? Ha? Bakalım şuna. Ömer. Hazır değilsin. Bu akşam astrolist ben olacağım. O yüzden hemen hazırla. Bakayım, bunu mu giyeceksin? Evet, evet. Bir bakamadık şuna. Aa, inanmıyorum. Dur, tamam. Ne zamandır bu anı bekliyoruz. Sakin. Yasemin Hanım, kahveniz. Canım, sırası mı şimdi? Defne, sen bakmayacak mısın? Ya da tamam, getir. Şimdi ben hiç şey yapmayayım siz ya. Ömer, canım acıyor mu? Ha? İyi misin? Herkes dışarı çıksın. Dışarı çık. Çek! Tamam. Ben alabının hesabını soracağım Ömer'cim. Sen merak etme. Sakar! Defne, sen nereye? Dolaba koy şunu. Siz de yandınız. Tamam, gerek yok. Neyse, sen hazırladın mı isim listesini? Evet, hazırladım. Şimdi davette kim olduğunu gösteren dosyayı hazırladım. O zaten şimdi telefonunuza indiriyorum onu. Tamam, yolda bakarım. Bir de bu Lütfü Bey'i mesela sadece U-Text'in CEO'su olarak yazdım. Yani örnek olarak bu şekilde. Lütfü'yü tanıyorum, gerek yok. Tamam. Tamam mı? Aha. Bence tamam. Ömer lan. Oo. Ha. Sebep? Yanıyorum kardeşim. Anladım. Ben sıkıldım, arabada bekliyorum. Hadi. Geliyorum ben de. Ben Sinan'la geleceğim. Yasemin de orada olacak. Seni Şükrü mü getirsin? Ben de mi geleceğim? Herhalde Defne. Sen benim asistanım mısın? Bu davet diğer markalar kadar bizim için de önemli. Hem prestij hem network başarısı için asistanımın yanımda olması lazım. Evet, tabii haklısınız. Tamam, o zaman Şükrü'yle haberleş. İşlerini halledip hazırlanıp geliyoruz. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Defne geldi. Dansımız da beni yordu. Ne istem acaba? Ömer? Bir dakika.
Şey Ömer Bey, ben biraz geç kaldım ama her şey yanımda. Zaten telefonunuza da indirmiştim. Bir sorun yok değil mi? Dur bakalım. Ne içersin? Ben mi? Ben içkiniz bittiyse size gideyim bardan bir şeyler alayım. Öyle bir şey izin verirsem nasıl bir kavalye olurum? Bekle. Kavalye mi dedi o ya? Evet doğru duydun, kavalye dedi. Yalnız acaba bu akşamki kavalyen gelmeden ya senden bir dans mı koparsam ben? Benle mi? Niye dans bilmiyor musun? Yok canım. Niye bilmeyeyim, biliyorum tabii. Vallahi Neriman Hanım'da da çok iyi göz vermiş ha. Yani senden ilk bahsettiğinde ben biraz umutsuzdum ama... şimdi neredeyse Ömer'i kıskanacağım. Vallahi teşekkür ederim. Galiba asistanlık işini kıvırdım ha. Mesela ben bugün 1000 tane iş yaptım. Bir tane bile hata yapmadım. Bırak şimdi asistanlık işini. Baş başayız. Ömer nasıl gidiyor? Ya ben de size onu soracaktım. Siz aşk ve gururla ilgili bir film ya da bir roman bir şey biliyor musunuz? Evet, çok ünlü bir roman. Defalarca sinemaya uyarlandı. Niye? Konusu ne peki? Aşk ve gurur. Yani bir de ön yargı. Aşk hikayesi. Ha. Tamam. O zaman ben hemen gideyim izleyeyim çünkü Velik Ömer Bey'i çok seviyor. İstersen film bende var. Yani ben sana anlatırım şimdi. Yani uygulamalı sinema analizi. Yani işte anladın. Yok ya, ben kendim şey yaparım, analiz ederim onu. Tamam. Bunu giyen yürümesin diyorlar. Biz tam tersini düşünüyoruz. En abi ayakkabı da bile rahatlığı önemsiyoruz. Bizim olayımız bu. Çok haklısınız. Umarım meyvelerini toplayacağız bir şey. Beyler, bu kadar ciddiyet yeter. Ömer'in bu gece biraz dinlenip eğlenmesi lazım. Öyle mi? Öyle canım. Şimdi seninle ben dans ediyoruz. Bir hanımefendinin dans teklifini reddetmek olmaz. Sonra konuşuruz. Diyorsun. Eşleri bir değiştirmeyin. Aa, yok canım, şurada Ömer'le biraz kaynatıyoruz. Değişelim.
Müzik bitti. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Gel benimle, her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen bu asistan kıza ne diyorsun? Hayır yani buraya iş yapmaya mı gelmiş, ne yapmaya gelmiş belli değil. Ya bir kere baksana şuna. Ya bu kadar süslenmek püslenmek niye yani? Ya boş versene. Büyüleyici görünüyorsun. Yani her seferinde bundan daha güzel olamaz diyorum ya sen. Öyle mi diyorsun? İyi madem. Sana da smokin pek yakışmış. Gidelim mi buradan? Yok canım. Yani iş yapmaya geldik sonuçta buraya. Biraz sosyalleşmem lazım benim. Hem daha Tonguç Beylere selam bile veremedim ben. Aa, Ferda Hanım oradaymış. Tonguç. Ömer Bey, katılım anladığım kadarıyla beklediğinizden fazla olmuş. Ben öyle B listesini size geçmemiştim tabii, siz öyle istemediğiniz için ama şey, tabletimle... İsterseniz. Bırak hiç konuşmayı. Dans edelim sadece. Bu ikinci oluyor ama. Hayır, iş yapmaya geldik buraya. Asistanlarımıza dağıtmaya değil yani. Ömer Bey, benim size bir şey söylemem lazım. Söyle. Sadi Bey'in size bir mesajı var. Neymiş? Şey diyor, bir yerlerden bir rüzgar esmeye başlamış hissediyorum diyor. Ben de farkındayım. Rüzgar geliyor. Ama ben hiçbir şey anlamıyorum. Hava muhteşem şurup. Yazın ortasındayız. Ne tutuyorum ben anlamadım. Şş, konuşma bitti. Neriman Hanımlar gittiler mi? Az önce geçirdim onları. Seni bırakayım ister misin? Yok yok, ben taksiye binerim şimdi. Zaten bizim eve de yakın biraz buralar. Neresiymiş sizin oralar? Seni bırakayım mı? Ömer. Hadi gelirken beni almadın, evime bırak bari. Olur tabii Sinan. He yok, Sinan eve gitmeyecek. Buradan akacak bir yerlere. Defne sen? Anlarsın. Yok yok, ben taksiyle gideceğim. Tamam, haber verirsin. Hadi efendim. Defne sen? Ben standta bir şeyimi unuttum. Hemen alıp geliyorum. Hı-hı.
Direkt eve bırakmak yok ama önce bir şeyler içeceğiz. Ne ışıltılı bir geceydi. Rüya gibi. Ne oldu Şükrü? Ömer Bey, Defne hırkasını arabada bırakmıştı. Eve dönerken lazım olur şimdi. Uy, şuna bak ya. Yasemin, verir misin? Tamam Şükrü, dönelim. Sinan Bey, iyi misiniz? Filmi izlemek istemiştim. Gel bana gidip izleyelim. Şimdi mi? Biraz geç değil mi saat? Zaten evden zor izin aldım. Sizin de pek keyfiniz yok gibi. Şu anda içimde bulunduğum dünyadan çıkmak bana çok iyi gelecek. Yani belki mesela bir çocukla zaman geçirmek falan. Çocuk? Ha ben. Ya. Sana o filmi izleteceğim. Sen de gidip o filmi Ömer'i etkileyeceksin. Anlaştık mı? Tabii eğer artık çok geç değilse. Elimden geleni yaparım. Yani. Tabii sizin Yasemin Hanım'la da birlikte olabilmeniz için. Ya zaten her zaman anneannemden öyle kolay izin alamıyorum. Çok kızgın benim anneannem, sinirli. Evden izin alması gereken bir kızla karşılaşmayalı bayağı olmuştu. Ah, geldi. Eyvallah kardeşim. Aa, Ömer Bey geri dönüyor. Kesin Yasemin bir şey unutmuştur. Atla. Çıksın sanıyordum. Defne'yi bırakmayı ben teklif ettim Ömer. Siz Yasemin Hanım'ı bekletmeyin isterseniz. Arabanızda değil miydi? Günaydın millet. Ne oldu ya? Kıyafetleri mi beğenmediniz yoksa Ömer mi geldi? Defne. Aa, ben bir Ömer Bey'in yanına gideyim. Ömer Bey, kusura bakmayın ben biraz geç kaldım, uyuyakalmışım. Önceki gece çok iş olunca bir de davet falan. Asfalyalar gittiyse demek bende. Defne. İçeri gir. Edo, ne oluyor? Vallahi ben bir şey bilmiyorum Sinan Bey. Zaten bilsem de söylemem. Benim ağzım sıkıdır. Ne, kuz, ne, ya köstebek değilim ben. Çık şuradan. Ay, Sinan, durum çok fena. Yeni ayakkabı çalınmış. Ne? Sakin olun. Bir saat oldu ben geç kalalı. Programınız da aksamadı ki daha ilk toplantınızda yarım saat var. Defne. Ayakkabı nerede? Hangi ayakkabı? Sadri Usta'ya gidip almanı söylediğim ayakkabı. Benimle oyun oynama. Yok, ben aldım ya işte Sadri abiden o ayakkabıyı şeye koyduk, dolaba koyduk. Oradaydı. Oradaydı yani. Aa, işte burada, burada.
Aa, nerede? Kuşlar aldı. Sana bu ayakkabının ne kadar önemli olduğunu kaç defa söyledim ben? Evet. Sadrın üstüne git! Bu ayakkabıyı alman için sana güvendim. Tamam işte, ben de gidip aldım. Ama Sadri abi yanlışlıkla bunu karıştırmış olmasın, başka kutu vermesin. Çünkü ben kutunun içine bakamadım. Aradım, öyle bir ihtimal yok. Diyorsunuz. Defne. Muhasebeye git. Çıkışını versinler. Nasıl yani? Kovuldun mu? Kovuldum. Çık dışarı. Bana kendimi açıklamak için bir fırsat, bir şey vermeyecek misiniz? Mantıklı bir açıklamam varsa buyur. Sorma ne haldeyim, sorma. Kederdeyim, sorma. Yok. Yangınlardayım. Konuşmak ve bu kapıdan son kez huzurla çıkabilmek için geldim. Konuşacak ne var ki? İşmiş, benim umurumda değil. Böyle kovdunuz diye kalkıp size itiraz edecek falan da değilim. Ama ben hırsız değilim. Ayakkabıyı benim almadığımı bilin. Çünkü çok ağrıma gidiyor. Bu böyle bitmemeli. Ne böyle bitmemeli? Bu şey böyle bitmemeli.
bu iş. Umurunda olmayan iş mi? Ya ben öyle demek istemiyorum. İleride yüz yüze karşılaşmayacak olsak, bakmayacak olsak bile benim hakkımda kötü bir şey düşünmenizi istemiyorum. Ben bunu demeye çalışıyorum. Unutmayalım ki bu ayakkabı sana zimmetliydi. Evet, biliyorum. Ama ben aptal mıyım yani ayakkabıyı çalıp size boş kutuyu getireyim? Tamam, bazen sakarlıklar yapıyorum, şapşallıklar yapıyor olabilirim ama bu kadar aptalca bir şey de yapacak halde değilim herhalde yani. Ayrıca çalacak olsam kutuyu bırakırım, ayakkabı arabada kayboldu derim, bir şey derim, ne bileyim. Çok yaratıcı bir fikirmiş. Ya anlayın artık, işte böyle şeylere kafam basmıyor benim. Sana inanıyorum diyeyim. Beceriksizlik ettin, çaldırdın ayakkabıyı ama sen çalmadın diyeyim. Büyük bir zarara uğradık. Bunu anlayabiliyor musun? O ayakkabı gerçekten çok kıymetliydi. Ay Allah kahretsin. Ağlamayacağım diye ben kendime söz vermiştim. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Lütfen. Küçüğüm daha çok küçüğüm. Efe, lütfen ağlama. Bu yüzden bütün hata. Sizsiniz inatçı olan. Övünmem bu yüzden, aşk ve gururdaki adam gibi inatçı ve ön yargılı. Köşeli yanlarınız var ama yanlış olduğunu bildiğiniz halde vazgeçmek gururunuza dokunuyor. Filmdeki Lizzie çok haklı. Erkekler kibir ve gururları yüzünden kendilerini harcarlar. Saçmalama. Haklı olabilirsin. Bu yüzden tamam, kaldır işine devam et. Ben iş için gelmedim. Hoşça kal. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım. Gitme. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Siz bana hırsız dediniz. Küçüğüm daha çok. Bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden. Bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden sonsuz. Aptal Defne. Aptal Defne. Savunmam bu yüzden. Bu yüzden bir küçük izi bırakmak için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde buyurun. Merhaba. Öğleden sonraki yemek için gelmiştik. Ne için? Ömer Bey'in misafirler için. Bir saniye. Allah! İtalyan misafirlerin yemeği. Ben size kapıyı açayım. Tabii.
Buyurun, buyurun. Mutfak şöyle şu tarafta. Aa, Ömer Bey siz burada mıydınız? Ya, İtalyan misafirleri burada mı ağırlayacaksınız? Bu abiler de sizin gönderdiğinizi söylüyorlar. Şey, eksik yedik var mı? Alışveriş yapasın mı? Yapıldı mı? Şükrü abi çıktı mı alışverişe? Şey yapayım mı ben? Eksik yedik yazayım mı? Siz kahvaltı yaptınız mı? Sakin, sakin. Ben Şevket'e uğrayıp döneceğim. Sen buraları güzelce organize et. Menü çıkardım zaten. Arkadaşlar ne yapacaklarını biliyor. Sen de. İyi peki madem. Çaysız davet mi olur canım? Bize verilen menüde yok böyle bir şey hanımefendi. E tamam belli ki listeniz eksik. Şey yapalım. Oraya tomurcuk aramalı çay ekleyelim biz. Efendi biz bize verilen liste dışına çıkamayız. Peki. O zaman Ömer Bey gelince tomurcuklu çayı ekleyelim listeye. Ya ortaya böyle çoban salata gibi bir şey de mi yapılmıyor? Listede yok efendim. Çaysız salatasız misafir mi ağırlanır ya? Gelsin bir Ömer Bey de şunu bir gözden geçirelim. Liste eksik. Tamamlarız listeyi de. Ben keşke dünden hatırlasaydım. Böyle ortaya bir zeytinyağlı bir Ayşe kadın fasulye falan bir şey yapardım. Nasıl gidiyor? Ömer Bey. Sizin bu liste eksik. Ben bu arkadaşlara tomurcuk aramalı çay alalım dedim. Listemize müdahale ettirmeyiz diyorlar. Tamam yani siz çay içmiyorsunuz da Türk kahvesi falan da yok. Şükrü'ye söyleriz alır. Ha bu arada banyoya baktım hiç misafir havlumuz yok. Birkaç da böyle terlik falan alsak iyi olacak. Bugün ayakkabı giyelim. Terliği başka bir gün. Sizin işiniz bitti mi arkadaşlar? Bizim işimiz bitti efendim. Sıra sizde. Hadi. Nasıl yani? Sıra sizde derken? Misafirlerimize çorba yapacağım. Cenova'da yapmıştım. Özellikle rica ettiler. Allah aşkına bari çorbamız düzgün bir şey olsun Ömer Bey. Ne yapıyoruz? Fransız usulü soğan çorbası. Soğan mı? Ömer Bey böyle bir ucuza kaçıyor gibi olmuyor mu? Ben üstümü değiştirip geleyim. Ha Ömer Bey. Heh. Siz bu Fransız çorbasını boş verin de bakın ben şey diyorum. Böyle güzel kıymalı uşak tarhanası yapalım. Üzerine de böyle böyle bir tereyağı gezdiririz. Pul biber. Biraz da pul biber böyle. Pul biberi de ektik mi misafirler bayılır. Sen onu başka bir gün yap. Bugün Fransız usulü soğan çorbası yapacağız. Hayda. Soğan diyor ya. Pinti. Sinan'dır. Geldim. Melek Hanım. Ömer Bey. Sınıyor bir açıyor. Ömer, nasılsın? Seni tekrar görmek çok güzel. Şahanesiniz. Oh Sinan, sen nasılsın? Grazie, sto bene. E lei? Sto bene, grazie. Oh, hanımefendi. Yolda Melek ile konuşuyorduk. Bu Omar hayatında bir kadın olmadan nasıl böyle güzel kadın ayakkabıları çiziyor dedik. Ama... Yani bir kadınla birlikte yaşamadan onun için tasarım yapamaz diyorduk. Ve karşımızda bu cici kızı görüyoruz şimdi. Omar, bizden bir şey mi saklıyorsun? Bize güzel bir haberi mi var yoksa? Omar. Ömer. Omar, Ömer. Defne... Merhaba, ben Defne. Ömer Bey'in Defne benim nişanlım.
Tabii ki hayatımda bir kadın var. Defne benim hayatımın aşkı. Şahane. Fantastiko. Tanıştığımıza çok memnun oldum şekerim. Ben de. Ne güzellik, bu ne sadelik. Siete bellissima signorina. Thank you. Sinan, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Boğazıma takıldı şeyde. Bizi devam şey yapamayın. Buyurun, buyurun içeri geçelim. Ömerciğim, yeni mi nişanlılık? Yeni sayılır, bir ay oldu. Hayatımın aşkı olduğunu söylemiş miydim? Evet. Nasıl tatlı? Buyurun, buyurun. İşe bak ya. Hadi bakalım. Buyursunlar. Hayatım. Evet. Merhaba. Ne yaptın? Pardon. Ne yaptın? Ne haber kül kedisi? Neriman Hanım, Ömer Bey ve Sinan Bey ile birlikte İtalyan misafirleri ağırlıyoruz. Bilin bakalım ne oldu? Aa, ne oldu çabuk söyle. Ya Ömer Bey beni misafirlerin nişanlısı diye tanıttı. Ne? Yani gerçi öyle gerektiği için söyledi ama yine de çok acayip değil mi? Ben oraya geleceğim. Ateşin altına odun atmamız lazım. Ne ateşi pardon anlamadım. Yine yüzüme kapattı ya. İlahi. Ya. Ay durun durun durun. Yemekten önce size bir kitabımı imzalayayım. Aa siz yazar mısınız? De çok iyi bir yazar. Çocuklar, aşkın üç evresi vardır. Birincisi uzaktan yakına aşk. Yani biz buna görme, etkilenme ve karşı tarafı etkileme deriz. Yani aşkı uzakken yakın etme evresidir. Bu birinci kitabımdı. Bu da ikinci kitabınız. Yukarıdan aşağı aşk. Yukarıdan aşağı aşk ikinci aşamadır. Bunda önce beyniniz uyuşmalı. Sonra gözleriniz, sonra dudaklarınız, sonra da işte aşağı doğru canım. Şey gibi erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer gibi böyle yukarıdan aşağıya. Ay çocuklar bu kitaba bayılacaksınız. Tam 18 ülkede basıldı. Ay ne aşklar kurtardı bu kitap bir bilseniz. Bizi de kurtarın o zaman. Üçleme aslında bu. İşte ilki uzaktan yakına aşk. İkincisi yukarıdan aşağı aşk. Üçüncüsü de... Ağzak kemer kilo aşk. İşte vermeyince mabut. Ben bu ismi nasıl düşünemedim? Çok güzel. Ama İtalya'da da basılacak bu kitap. Aman onlar bilmez bizim deyimlerimizi. Ama Türkiye baskısında bu ismi kullanabilirim şekerim. Omar, unutmamışsın. Bize speçalitenden yapmışsın. Unutur muyum hiç? Ay Ömerciğim vallahi bütün dünyayı gezdik. Böylesini yemedik. Abartmayın canım alt tarafı soğan sonuçta. Teveccühünüz, teveccühünüz afiyet olsun. Evet. Hadi anlatın bakalım. Nerede tutmuşsunuz? restoranda. Restoranda, iş yerinde. Aşk bunların aklını almış hayatım.
Değil mi ama şey bu yani. Çok saftarı geçti. Şimdi ya Ömer, Defne, Ömer'in asistanı da hala da asistanı. Çok uyumlular. Ay. Nasıl ama? Böyle herhalde hep beraberler bir arada üzüm üzüme gibi. Bayılırım böyle hikayelere. Çok romantik. Ay Yeşilçam filmleri gibi. Ha. Ay önce hanginize aşık oldu? Hı? Nasıl açıldınız birbirinize? Anlatsanız hadi canım. Belki öbür kitabımda size anlatırım ha. Ha. aşkım önce sen anlat istersen. Ben anlatamam. Ömer Bey çok daha iyi hatırlıyor. O anlatsın size. Olmaz. Anlatma hakkı her zaman bayanlarındır. Belki saklamak istediği detaylar vardır. Erkek bunu bilmez. Her şey serer ortaya. Çok incesin şekerim. Hadi. Anlat. Ama ben şimdi ne anlatayım ki? Şimdi yanlış bir şey söylerim falan. Hadi aman az yapma. Hep böyle naz yapar da. Bella Madeficili. Hadi anlat. Tamam. Anlatayım ben o zaman. Hadi bakalım. Vallahi Ömer Bey bana ne zaman aşık oldu ben bilmiyorum tabii ama bence epeydir vardı. Çünkü sürekli aramalar, böyle boş bırakmamalar, hep beni görmek istemeler falan. Tabii ben de şaşkınım. O ne ilgi, o ne güler yüzlülük. Ömer'le güler yüzlülük. Ya işte yani o derece siz düşünün yani yüzünde nasıl güller açıyor. Bir görseniz. Utandın mı canım? Sonra görüşeceğiz Defneciğim. Ya. Vallahi ilahi çocuklar tam kitap tutmuş bu aşk. Yani Defneciğim bir ara tüm detayları isterim senden. Vallahi kaçıramam böyle bir konuyu. Tabii tabii anlatırım. Anlat. 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 Sinancığım sende ne var ne yok? Bize anlatacağın böyle enfes bir aşk hikayesi yok mu? Ha. Hem var hem yok. Yani hikaye çok da yani kayda değer bir şey yok. Ya Ömer gibi hayatın aşkını bulamadın mı yani? Yo buldu buldu. Aa. Bugün inanılmazsın. Ha. Yok. Yok bulamamış. Ben yanlış şey yapmışım. Susayım ben, yemek yiyeyim. Kafiye canım. Teşekkürler. Siz alır mıydınız? No, grazie. Melek Hanım siz? Yok şekerim, ben almayayım. Tamam, peki. Aa, bakayım eline. Ay. Yüzüğün yok senin. Ay yoksa yüzük takmıyor musun? Ne yüzüğü? Nişan yüzüğü şekerim. Takmıyor muyum ben yüzük? Takmıyor mu? Takmıyor mu? Takıyor muyum? Takmıyor musun? Takıyorum, takıyorum. Lavaboda unutmuşsundur hayatım. Takın ama böyle olmaz. Un po' di passione. Biraz tutku. Ay evet evet. Yani tak da görelim hadi. Yani Ömer gibi bir centilmenin nasıl bir yüzükle evlenme teklif ettiğini merak ettim doğrusu. tabii. Takayım yüzü lavabodan. Takayım. Sen dur. Sen dur. Sevgilim vurma bir şeye. Ben gider alırım. Lütfen keyfine bak. Dur. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bunlar ilk gün aşığı gibi. Bu da yeni şey yapamadı, alışamadı daha onun şeye. Alıyor Ömer şimdi yüzüğü. Thank you.
sevgilim? Bakma öyle. Gel. Sonsuz aşkımızın ilk yıldızı. Lütfen bir daha unutma, olur mu? Defne'yi ilk defa görmüyorsun yüzüğü. Nişan yüzüğümüz, bozma. Ay Ömerciğim, bravo, bravo. Yani dört dörtlük bir gelin seçmişsin kendine. Çok güzel. Bağçala, 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 bağçala. Hadi bağçala. Vay bağçala. Bağçala mı diyor? Yok canım, bağçala. İtalyanca öp demek. bağçala madem. Hadi ama. Dai, bağçala. Bağçala. Baklava mı aldınız? Makaron şekerim, makaron. Alayım. Alayım. Buyurun. Buonasera. Yengeciğim. Anladım şekerim, sen rahat ol. Ömerciğim, yengen havada kapar, havada. Kapar, kapar. Omar. Her şey çok güzeldi. Muhteşem bir gece geçirdik. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, afiyet olsun. Şimdi şu özel parçayı görmek istiyorum artık. Ha. Özel parça? Evet, ayakkabı. Buralara kadar geldik. Ayakkabıyı üretimden direkt bizim mağazalara yollayacağız. Lansman İtalya'da yapılacak. Haydi getir ayakkabıyı. Ana ayakkabı bizdeydi, ver şu ayakkabıyı. Çocuk zor durumda, görmüyor musun? Nasıl aldınız diyecek, biz ne diyeceğiz? Bacağımıza sıkarız. Omar. Aa, ayakkabı, ayakkabı. Ayakkabı kolay canım. Bakın ben şey anlatacağım, çok komik. Yasemin kim? Yasemin bin Andı. Defne bir taklit yapar. Ya. Yapsana şey taklit. Ne yapayım? Kim yapsın? Yasemin yap. Yasemin Hanım'ı yapayım. Hadi yap. Senior tanır Yasemin. Öyle mi? Tabii tabii. Hadi yap. Yapayım o zaman. Ömer,
Ay sen bizi çok yoruyorsun. Biraz Sinan gibi rahat olsana. Peki peki siz bakalım bunu tanıyabilecek misiniz? Bakalım bakayım. Ay! Şuramdan sinir geldi. Mine! Rezene çayımı yap. Mine! Çok komik. Rezene gerekiyor sinir için. Ömer'i yap bakayım. Yok. Olmaz. Olur olur. Yap, merak ediyorum. Tamam, o zaman. Defne, yarın için program hazırla. Yarın gidip bazı parçalara bakacağız. Vaktimiz yok. Zaman yarat, zaman. Yok vaktimiz. Defne suyum. Aa, ben size o zaman şöyle köpüklü bir Türk kahvesi yapayım. Böyle güzel güzel içelim. Çok iyi yapar. Hay yaşa. Kız Alaturka şekeri. Türk kahvesi diyor. Hadi artık kalkalım. Ayakkabıyı görmedik. Ömer aşkım. Hı. Bu bahsedilen ayakkabı senin son çizdiğin ayakkabı değil mi? Evet. Ben onu şirkette bıraktım, eve getirmedim ki. Öyle mi? Artık yarın biz size geliriz. Ay olur vallahi, yani hem bahane olur. Birlikte kahvaltı ederiz ha, değil mi? Olur. Geç oldu zaten. Yarın sakin kafayla inceleriz. Evet. İyi ettiniz, geldiniz. Ay her şey için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Abi yedi ömrümü ayakkabı. Defne, sen olmasaydın ne yapardık ya? Defne, gerçekten finalde geceyi kurtardın ha. İyi, bu geceyi kurtardık da yarın ne yapacağız? Kız haklı. Ne yapacağız? Durun canım, yarına kadar belki bulunur. Yengeciğim, ayakkabı kaybolmadı, çalındı. Nasıl bulacağız? Tatlım, belki kaybolmuştur. Ben inanıyorum o ayakkabının geleceğine. Hatta bak şimdi, ayakkabıya güzel enerji gönderiyorum. Bize gel. Bize gel. Gelsin gelsin. Yatıya da gelsin. Koray. Allah Allah. Koray. Ömer. Çabuk yetiş. Ölüyorum hayatım. Çabuk şirkete gel hemen. Koray ne oluyor? O ses ne? Niye geliyorum bu saatte şirkete ya? Kadımı kıpırdatamıyorum. Ölüyorum adın önünden. Çabuk. Çabuk. Allah Allah, bu neydi ya şimdi? Git git, hemen git. Git, git. Tamam, Defne sen burada kal. Şu toparlanmayı falan organize et. Sinan sen gel abi benimle. Adamın sesi bayağı kötü geliyordu ya şimdi, ne oldu? Hayatım ya, sesi iyidir onun, iyidir. Adrenalindendir o. İyidir, muhakkak iyidir. Hatta biz de gelelim. Yengeciğim siz niye geliyorsunuz şimdi? Adamın sesi kötü geldi, ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Durun siz burada. Sinan gel abi, gel abi. Tamam, hadi. Koray işi berbat etmesi bari. Yok yok, ben böyle pasif pasif duramayacağım burada. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken günlerdeyiz. Yürü Necmi. Ne? Hadi. Hadi hadi. Bana da haber verin bari, merak ederim ben. Diyorum da, kime diyorum? Sen de iyice havaya girdin Defne. Hayatım, sonuçta 1000 tane ayakkabı var. Ayakkabı firması burası. Ben mi karışayım Ömer'cim? Tabii ki ayakkabı karışacak. Yani karışmış. Cık. Bana bak. Bakma öyle bönbön yüzüme. Ömer. Ömüş. Ömüş. Uf, olmuyor böyle ya. Suçlar gibi adamı. Ay Allah'ım, çok gerginim. Ay, ekmek gibi oldu alnım, ekmek. Ay nöro, ay nöro. Sen adama iş bıraktırırsın, iş. Oh. Koray. Ah! Ömer! Koray ne oldu? Oğlum yangın var gibi çağırıyorsun. Ne oldu söylesene? Anlatsana gıcık. Ay susarsanız anlatacak değil mi Koray?
Koray. Ay neler oldu bilmiyorsunuz. Tabii heyecanlandım biraz. Sinancığım, yangın var efekti vermek istemezdim ama söyleyeceğim şeyden sonra benden özür dileyeceksin. Müjdemi isterim. Koray söyler misin artık? Önce özür dilesin. Hayda. Ya Koray yemin ediyorum çocuk gibisin ya. Evet yani. Koraycığım hadi söyler misin canım? Bak kırışacağız buralarda. Ah, iyi o zaman. Benimle gelin. Gidelim hadi. Gıcık işte gıcık. Neredeler? Herkes içeride. Ondan haber vereyim dedim size. Ben gidebilir miyim? Aman git be. Evet. Ömer. Yasemin. Konuşmamız lazım. Yasemin şimdi sırası değil. Ama Ömer önemli. Yasemin bir saniye ya. Ömer beni dinlemen lazım. Hayır Ömer benimki daha önemli. Ömer benim söyleyeceğim daha önemli. Ömer. Ayakkabı. Ömer ben. Ne? Ayakkabı bende. Ama. Ayakkabı. İşte bunu buldum. Bunu. Bu ayakkabı diğer ayakkabıların yanına karışmış. Bu olmadı değil mi? Yani olmasaydı ben hatırlardım da. Tabii görsel hafızam iyi olduğu için. Bir dakika, bir dakika. Şimdi nasıl oluyor bu iş ben anlamadım. Olmuş hayatım, olmuş işte. Ha. Karışmış işte. Yani burada binlerce ayakkabı var. Bu da o gün bu ayakkabıların içine karışmış. Aynı Koray'ın dediği gibi. Aynen öyle Yasemin'ciğim. Ortak, ortak yırttık be. Yırttık oğlum, yırttık gel buraya. Oh, hadi bunu kutlayalım, var mısınız? Ha? Buyur. Ortak benim daha fazla tantaneyi kaldıracak kafam hakikaten yok. Bunu bir ara kutlarız. Yasemin, şey, istiyorsan evine bırakayım. Yok, ben sonra giderim. Burada yapacak işlerim var. Herkese iyi akşamlar. Ömer, bu krizi de atlattığımıza göre artık derin bir nefes alabiliriz. Haklısın. Yenge? Aa, yok hayatım, ben Koray'la dönerim. Ama amcan seninle dönsün, sıkıldın sen. Uykum da geldi, hadi gidelim Ömer biz. Hadi oğlum biz gidelim. Adamsın, hadi Ömer, adamsın. Hadi yürü. Hadi. Küsüm ben sana. Özür dilerim. Özür dilerim. Yüzük de bayağı güzelmiş. Bunu gerçekten takacak olan kız kim acaba? Nasılsın karıcığım? Merve, oyun bitti dalga geçmeyin lütfen. Keyiften o, keyiften. Ayakkabı bulunmuş. Ne diyorsunuz? Çok sevindim. Geç oldu artık, ben gideyim. Çok iyi iş çıkarttım bu gece. Yarın nihayet Viyaço ayakkabıları görecek. Yani kara kara düşünmekten kurtulduk sonunda. Ya evet. Ayakkabıyı Koray Bey mi bulmuş? Sorma, o bulmuş da mahvetti bizi. Yani öyle bir çağırdı ki hakikaten bir şey geldi zannettik başına. Başına bir şey gelmeden kutusuna koyun isterseniz. Ben her şeyi topladım. Çöpleri falan da attım. Gideyim artık. Zahmet etmeseydin. Eline sağlık. Geç oldu, seni Şükrü bıraksın istersen. Olur, tamam. İyi geceler. Şey yapma, yarın erkenden eve gelme, direkt şirkete geç.
Yani yoruldum bu gece. Biraz dinlen istersen. Peki. Sarma çok lezzetli olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Nereden geldi aklına? Ne nereden geldi? Konumuz pazı sarması olduğuna göre. Öyle ya, içimden geldi. Aklıma doğru. Aklıma tüküreyim. Efendim? Yok bir şey. Bu getirdiğin fideleri de şöyle güneş gören bir yere koydum. Ama sen solacaksın. Hediyemden ben sorumluyum yani. Çok güzel. Çok güzel. Adınızda çift kişilik tek bir oda rezerv edilmiş görünüyor Ömer Bey. Çift kişilik mi? Niye öyle bakıyorsunuz? Sence? Şu şaşkın suratınıza bir anlam mı yüklemem gerekiyor benim şu an? Bana ukalalık yapmak istediğine emin misin? Ne yani? Siz şimdi Yasemin Hanım'la birlikte kalmayacak mıydınız? Kafana göre iş yapmışsın. Sana öyle bir talimat verdim mi ben? Vermediniz ama. Amaların sonrasıyla ilgilenmiyor. Yasemin Hanım öyle istedi. Neyse, biz bir oda daha istiyoruz. Maalesef imkansız efendim. Sempozyum nedeniyle tüm odalarımız dolu. Dolu tabii. Sezondayız. Ne yapalım? Mecbur beraber kalacağız. Beraber mi? Defne. Defne. Geldim geldim. Gel şu programı bir daha gözden geçirelim. Bir saat sonra sempozyumda konuşma yapacaksınız. Ondan sonra da zaten sormuş belli akşam yemeğiniz var. Şimdi Yasemin'i soracaklar. Bütün bağlantıyı okurmuştu. Benimle idare edeceksiniz artık. Ne yapalım? Devam et. Edelim, devam edelim peki. Defne. Efendim? Önce şu suratının şekli değişsin be. Ne öyle muşmula gibi? Muşmula mı? Ha şimdi bir de muşmula mı oldum ben? Çirkinsin diye de tam olsun bari. Sen bana sesini mi yükseltiyorsun, bana mı öyle geliyor? Yükselmedi. Bana bağırma. Ay bağırmıyorum. Ay. Bağırmışım galiba, yankı yaptı. Şey olduysa demek, bir öyle bir sesimin frekansı kaçtıysa, ayarı kaçtıysa. O ayar bir daha kaçmayacak. Özür dilerim. Sempozyumdan önce gezelim biraz seninle. Belki bir şeyler yeriz. Siz bilirsiniz. Sen üzülme, bir gülümse gel.
İçeri bakmak ister misin? Ben mi? Ben dükkana geleceksen bak, daha vaktimiz var. Ya o zaman şey yapayım ben. Bir bakayım ya, merak ettim. İyi hadi sen geç, ben beklerim burada. Tamam. Levrek istiyorum ben. Bir de güzel salata şöyle. Roka domates, belki üstünde peynir. Defne sen. Aa yok, ben sizin yediğinizden yiyeceğim. Öyle fark etmez yani. Tamam, aynısından. Vallahi burası süpermiş. Yasemin Hanım için bayağı iyi hazırlanmışsınız. Defne ne saçmalıyorsun? Buraya gelmeye az önce karar verdim. Ha. Öyle mi? Bir şey soracağım. Sor bakalım. Öyle gülmenizi gerektirecek kadar komik bir şey sormayacağım yani. Gülmenize gerek yok. Dikkat dağıtıcı oluyor. Tamam, pardon. Sor, dinliyorum. Şimdi bu ayakkabı. Böyle kayboldu, bulundu mu yani? Sence? Bilmem. Yani ben etraftan duyduğum kadarını biliyorum. Öyle olmuş olamaz. Yani kayboldu, sonra bir anda ortaya çıktı. İmkanı yok. Ne peki? Yani bilmiyorum da ben peşine düşeceğim. Şimdi bir sular durulsun. Hayır, kimse ortaya çıkacak. Şu yemek işini de konuşmadan önce halledersin. Sonra bir aksi çıkmasın. Tamam. Defne. Efendim. Surat, surat. Merak etmeyin Ömer Bey. İyi. Al sana. Surat. Al. Aha surat. Al sana surat. Çok güzel oldum. Ömer Bey geliyor, sonra konuşuruz.
Ben yemekten önce biraz yüzeceğim. Şey yapmayın ya, ben şöyle havuz falan sevmem. Ha, şey tamam geldim. Gelebilirim, geldim. Geliyordum. Akşam yemek yedideyse... Sorguç bela kaçta gelir ki acaba? Heykel gibi yontulmuş resmen. Yavaş. Bir dakika. Ayıp oluyor yani ya, ayıp. Aman iyi tamam. Allah sahibine bağışlasın. Alo. Bana bak. Şirketten çıkarken yine elin ayağın birbirindeydi. Bir sakarlık yapıp adamı intihara sürüklemedin inşallah. Hayır hayır, hiç öyle bir şey olmadı. Ne yaptın peki? İşte otele geldik, ondan sonra biraz çıktık dolaştık falan. Sonra Ömer Bey otelde konuşmasını yaptı, şimdi de üzülüyor. Kızım, sen benim fıtığımı fıt diye attıracaksın. Ben o pis Yasemin'i aradan çıkarmak için 10 yılın kırışığını bir güne sığdırdım. Sen orada ancak kazık gibi dur. Ya ben Ömer Bey bana ne söylerse onu yapıyorum Meriman Hanım. Aşk olsun yani. Ay sinir geldi tepemden. Kızım, evladım, baş başa tatildesiniz. Kır artık şu şeytanın bacağını ya da dur kırma. Ben bu akşam size romantik bir yemek ayarlıyorum. Ne yapacaksan orada yap. Olmaz. Akşam iş yemeğimiz var bizim. Ay patla. Allah Allah. Aa Koray Bey. Aa bir saniye sizi bekleteceğim. Ömer Bey. Koray Bey arıyor. Efendim Koray. İstemiyorum. Bayat yüzler istemiyorum. Senin ne diyorsun, ben kullanılmış diyorum. Bilmem anlatabildim mi? Koray. Daha kaç defa konuşacağız? Ya hayır diyeceğimi biliyorsun ama. Defne, şunu düzgün tutsana. Pardon. Yaklaş. Yarın dönüyorum. Tamam, durdurun çekimi. Birlikte yapacağız. Anlaşıldı, ben olmadan beceremeyeceksin sen. Görüşürüz. Defne. Havlu. Oh, havlu. Hadi gel hadi. Ben dışarı gireceğim, sen? Siz girin. Yani yemekten önce duş falan yapmak istersen. Hiç düşünmedim ben, hiç düşünmedim. Ha bir de laf kesiyoruz şimdi. Ya siz kısaca her şeyin gözüme batıyor desenize. Tabii haklısınız, ben sizin hayalinizdeki oda arkadaşı değilim. Sen bana açık konuş diyeceğine kendi hareketlerine bak. Sabahtan beri imalı cümleler, üstü kapalı laflar.
Defne hiç sevmem, yemin ediyorum hiç sevmem. Sana da hiç yakışmıyor ayrıca. Size de Yasemin Hanım hiç yakışmıyor ama ben bir şey diyor muyum? Ama gönül sineği tabii. Kime konacağı, nereye konacağı öyle hiç belli olmuyor. Ne? Çok güzel ya, vallahi harika. Bir de alay konusu olduk. Ne güzel, harika, süper. Harika. Ay, siz girecektiniz değil mi? Gir sen gir. Ben dışarıdayım, rahat rahat giyinirsin. Efendim Koray? Ne yaptın? Ya Defne'ye niye yolluyorsun? Bana direkt yollasana. Tamam, bakıyorum şimdi. Ey Allah'ım ya. Defne. Defne, girebilir miyim? Defne. Pardon ya. Koray görselleri sana atmış da. Bana iletebilir misin? Tabii tabii, hemen. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor. Pardon, ben dışarıdayım, sen rahat rahat giy. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor. Allah'ım, ne yapacağım ben ya? Sen yardım et. Hadi hızdan, sorgu şüpheleri bekletmeyelim. Ben de buraya kadar gelmişken yıldızları görürüm diyordum. Yıldızlar mı? Yani hani böyle şehrin ışıklarından çok fazla yıldızları göremiyorsun ya. Yani ben uzun zamandır görmedim. İşte buraya gelmişken belki şansım yaver gider dedim. Hadi gidiyoruz. Nereye? Yıldızları izlemeye. Yemek? Alo Sorguç Bey, bu akşam için ben affınızı rica etsem, çok önemli bir durum çıktı da. Hafta içi bir gün telafi etsek. Tamam, tamam söz. Teşekkür ederim, görüşürüz. Siz ne yaptınız? Hiç olmazsa bir akşam yıldızları izleyelim. Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Yıldızlar şahane. Evet. Hava da öyle çok iyi yani, hiç esmiyor falan. Evet. Öyle çok gürültü de yok. Evet evet. Ya sen havuza falan girmek istersen ya da başka bir şey. Ne istiyorsan yap yani, bu saatten sonra artık paydos. Yok, ben havuz sevmem, ben daha çok denizciyim. Yani insan doğayı hissetmek istiyor öyle, biliyorsunuzdur. Manisa'dan İzmir'e çocukken ailemle birlikte hep böyle yüzmeye giderdik. Zaten biliyorsunuzdur, Manisa'da öyle deniz falan yok. Yani zaten biliyorsunuzdur. Çok severdim. Manisa'lı mısın sen? Evet. Yani işte babam gidene kadar böyle... Gidene kadar? İşte babam bizi terk etti. Anneannem, annem, Serdar abim, ekmek arası. Öyle hep beraber toplandık, İstanbul'a yerleştik. Ekmek arası mı? Küçük kardeşim. Daha çok küçük, o yüzden onu öyle söylüyoruz. Serdar abim var işte. Serdar abim de çocuk. Sanki hiç büyümeyecek bir çocuk gibi. Ha, bir de anneannem var işte. Zaten onu söylemiştim. Peki annen? O da gitti. Genç yaşta tabii, üç çocuk falan. Kısmeti de çıkınca öyle evlendi. Kaçırmak istememiş.
Ama yani biz anneannemle çok mutluyuz ya gerçekten. Tamam dışarıdan bakıldığında çok şahane bir hayatımız yok ama... kapımızı kapattığımızda evin içinde o kadar huzurluyuz ki. Tanısanız siz de çok seversiniz hepsini. Serdar'ı bile. Bu çadır kurduğumuz Bademli sahiline gider geceleri böyle... kumsala inip Serdar'la saatlerce gökyüzünü seyrederdik. O yıldızdan öbür yıldızı atladığımı düşünürdüm hep. Her seferinde de şunu düşünürdüm. Ya eşsizsek? Ya bu koca evren aslında hepimizi eşit derecede seviyorsa? Ya hiçbirimizin hayatı aslında diğerinden daha önemli değilse? Ya biz bir yıldız oluyorsak? Ya şimdi ben niye size bunları anlatıyorum ki? Sanki çok kafanız boşmuş gibi ben bir de böyle kafanızı şişirdim şimdi. Biz Yasemin'le sevgili değiliz. Aa! Aa! Bana ne canım? Yani... morali çok bozuktu. Destek olmak için beraber bir gün geçirdik. Yani iki arkadaş gibi. Ama yani sabah ben öyle geldiğimde hiç... neyse. Uyuması için yatağımla kıyafetlerimi verdim. Sadece bu, fazlası yok. Yani sen fazlasını düşünüyorsan o senin fesatların. Ha ben mi fesat oluyorum şimdi? Ben bir telefon şey edeyim. Geleyim. Ne yaptın? Bitti mi iş yemeğiniz? Kızım cevap versene. Meraktan şiştim burada. İyiyiz anneanneciğim, iyiyiz. Anneannem öyle merak etmiş. Bana sesin çok acayip geliyor. Bana bak salaklaşmış gibisin. Gerilme. Yani Ömer de senin benim gibi bir insan nihayetinde. Bak sakın saçmalama. Gönlünü çalıver canım. Şefkat göster ona. Gözlerin içine bak. Dokun. Aa şimdi nasıl laflar bunlar Neriman Hanım? Kızım biz sana niye para veriyoruz? Ben kimsenin bir şeyini çalamam. Ay anlaşmıştık daha önce böyle bir şok temas yoktu yani. Ay tamam tamam anladık. İlgi göster yani onu diyorum. Elimden geleni yapıyorum siz merak etmeyin. Ay sen çok gerginsin bak. Git bir şeyler iç. Gevşe biraz. Gevşe. Ya ama ben içki içemem ki canım. Defne! Telefonum! Telefonum gitti! Telefonum yok! Telefonum gitti diyorum. Niye gülüyorsunuz siz ya? Telefon gitti diyorum. Ver elini ver. Ya vallahi senin... Ver. Beni niye çekiyorsun ya? Ben mi çektim sizi? Siz kendiniz suçsunuz. Kaza şey olmuş. Ha telefonum yok ya. Kız bize havuza attı hala telefon diyor ya. Telefonum orada. Ha orada. Tamam teşekkürler. Ya keşke yanımıza bisküvi falan alsaydık. Bir şey alsaydık böyle atıştırmalık. Belki şuralarda bir yerlerde vardır. Ha, buldum. Buldum. Yemeyecek misin? Ben üstümü değiştireyim o zaman abi. Öyle geleyim. Ya değiştir de sormasın.
Başlayın, ben geliyorum. Gel. Afiyet olsun. Ay ben biraz uçtum galiba. Telefon diye bizi atarsan havuza üşürsün tabii. Abi yudum iç. İçin ısınsın. Hop hop yavaş, ne yapıyorsun? yandı. Defne, iyi misin? Dönüyorum. Oo. Dönüyorsunuz öyle. Dönüyoruz. Of. Dur tamam. Defne. Bak bakayım. İyi misin? Gel bir yüzünü yıkayalım, gel. Hadi gel. Oo. Gel. Gel. Dur şuradan da. Bak bakayım. İyi misin? Değilim. Ne oldu, miden mi bulanıyor? Böyle nefes alamıyorum. Göğsüm sıkışıyormuş gibi oluyor. Hiç anlamadım ben. Ömer Bey. Hı. Benim size bir şey söylemem lazım. Söyle. Siz çok iyi bir insansınız. Çok iddialısınız. Ayrıca harika görünüyorsunuz. Ay ben her şeyi mahvettim. Siz bunları hiç hak etmiyorsunuz. Ay, ayrıca harika görünüyorsunuz. Bir de siz bana yıldızları da gösterdiniz. Çok iyi bir insansınız. Tamam artık gidelim, seni yatıralım. Sen hakikaten iyi değilsin. Ama... Gel efendim, gel. Oh. Tamam, aman. Gel, yavaş. Hiç hak etmiyorsunuz. Ben size her şeyi söyleyeceğim. Neyi söyleyeceksin? Ömer Bey. Ömer Bey. Ömer Bey. Allah gitti vallahi gitti. Allah gitmiş. Gitti. Allah'ım Neriman Hanım beni öldürecek. Yok. Önce Ömer Bey Neriman'ı öldürecek. Kalama aile faciası. Ay dili kopsun Defne. Gitmemiş. Gitmemiş, valizi burada. Defne bir sakin ol bir kızım ya. Sakin ol kızım, biz kun ol ya. Öf. Ömer Bey gelince anlarız ne olduğunu yani sonuçta. Herhalde. Bir ben varım anlatmaya. İçimden geçeni aslında. Kumsalda bir kum tanesi. Kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok geç kalmaya. Hayatın daha en başında. Her sabah.
bundan sonra artık hayat. La 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 la. Siz yokken ben de öyle hazırlanayım dedim. İyi. Duşa mı gireceksiniz? Evet. O zaman ben şey yapayım. Gideyim aşağıda hesabı falan kapatayım. Aşağıdayım yani. Nasıl? Otelimizden memnun kaldınız mı efendim? Kaldık. Bak şimdi. Birine söylememen gereken çok önemli bir şey var ama yani o kadar önemli ki devlet sırrı gibi bir şey. O derece önemli. Ama ağzından kaçırıp kaçırmadığını bilmiyorsun, hatırlamıyorsun. Şimdi açık açık sorsan salak mısın? Niye açık edesin kendini değil mi? Çünkü ya söylemediysen, değil mi? Hanımefendi hiçbir şey anlamıyorum. İşte tamam, ben daha soruya gelmedim. Sen ondan anlamadın. Şimdi sen kendini benim yerime koy. Tamam mı? Koydun mu? Tamam. Bak şimdi. Sen karşındakinin anlayıp anlamadığını neyinden anlarsın? Neyi? İşte canım, devlet sırrını söyleyip söylemediğini. Tamam mı? Gitti. Gitti adam, gitti gitti. Gitti adam, gitti. Aracınız birazdan gelecek efendim. Niye beni beklemediniz? Niye mi? Soruyla da soruya cevap vermek yani insaf. Bir cevap versen inci dönüm dökülür çünkü. Burada Defne ölmüş kalmış, kimin yolunda? Hoş geldiniz Ömer Bey. Sen de hoş geldin Defne. Sağ ol Şükrü abi. Ömer Bey, nereye gidelim? Şirkete. Defne evine gidiyor. Ben eve mi gidiyorum? Ben niye şirkete gelmiyorum? Ne oldu ki? Ömer Bey, gerçekten ben acaba çıkarıldım mı? Çok haklısınız tabii, yani yaptığım şey affedilecek gibi bir şey değil ama ben gerçekten mecbur kalmasam böyle bir şey yapmazdım. Dur. Dün gece sızmıştın, pek iyi değildin. Yani evine gittiğinden yarın iş başı yaparsın. Sızdım mı ya ben? Hem de hiçbir şey söylemeden. Ya. Ay öyle desenize ya. Ama tabii o sızma falan çok hoş olmamış yani, değil mi? Kocaman kız çocuk gibi. Özür dilerim Ömer Bey. Ne haber Maviş? Bak ne zamandır buradayım. Vallahi artık seninle bir hukukumuz var. Dertleşecek kıvama geldik seninle. Sana harika bir haberim var. Ben artık korkmuyorum. Sakin. Ben geç mi kaldım ya? Ama kalmamış olmam lazım. Kalmadım. Kalmadım. Oh, iyi kalmamışım.
E siz küreye gitmemişsiniz. Erken geldim. Böyle sorgu sual devam edecek mi yoksa ben açlıktan ölecek miyim? Aa, tamam hemen hazırlıyorum şimdi. Gülüyor musun sen? Kim? Gülüyor muyum ben? Hem de bana bakarak. Öyle aklıma bir şeyler geldi de. O yüzden. Hala gülüyor ya. Defne hakkında benimle ilgili gülecek ne geldi söyle. Yarın doğum gününüzmüş. Parti yapacakmışız. Hiç sevmiyorum aslında parti hikayelerini de. Yani Pierre için güzel bir fırsatmış. Yasemin söyledi. Ben de mecbur tamam demek zorunda kaldım. Ben de yardım edeceğim. Organizasyon için yani. Yasemin Hanım herkes çalışacak demiş. Ama sen neden güldüğünü hala söylemedin. Söyleyince kızmayacaksınız ama söz mü? Defne. Öyle bebekliğiniz geldi de aklıma. Doğum günü falan mevzu olunca. Bebekliğim mi? Siz dışarıdan bakınca böyle normal birisi gibi görünmüyorsunuz. Ay yine laf abuk bir yerden başladım. Yani öyle normal görünmüyorsunuz derken sanki böyle... Hiç bebek olmamışsınız gibi, ne bileyim okula gitmemişsiniz. Sanki her şeyi böyle doğuştan biliyormuşsunuz gibi. Sonra doğum günü deyince böyle kendi kendime dedim ki... Ömer Bey de bebekti. Altına yaptı, sandalyeleri falan aktı, emekledi. Ay, düşününce işte çok sevimli geldiniz yani öyle tombiş tombiş yanaklarınız falan. Tombiş tombiş. 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 Ben yine atıma bindim, Üsküdar'a gittim değil mi? Ben kahvaltıya döneyim. Ben üstümü değiştireceğim. Bugün yoğun bir gün olacak. Önce Sadri Usta'ya sonra şirkete gideceğiz. Tamam. Tamam mıyız Ömer Bey? Gidelim. Tabii ki. Hayret bir şey ya. Şeytan diyor böyle vur bacağını topuğu kırırsın. Bütün gün Ceylan gibi seksin de görsün gününü. Hayret bir şey. Yok ya. Ceylan çok güzel hayvan. Ceylan olmaz. Çekirge. Çekirge çok iyi. Çekirge olur. Yok yok kurbağa. Kurbağa olsun. Evet kurbağa olsun. Kurbağa suratlı. Ne Ömer Bey? Bitti mi özel işin? Çok teşekkür ederim izin verdiğiniz için. Sinan nerede? Bilmem. Yemekten dönmedi mi? Haberim yok. Haberin yok. Ama isterseniz hemen ulaşabilirim kendisine. Gerek yok sen işine bak. Günaydın Şükrü. Günaydın efendim. Ömer Bey, bir saniye efendim. Efendim doğum gününüz kutlu olsun. Bizim çocuklar yapmışlar bahçeye asarsınız diye. Sağ ol, sağ olsunlar. Çok da güzel yapmışlar. Ben hemen asayım bunu bahçeye. Tamam efendim. Haydi.
Ya Ömer Bey ne yapıyorsunuz? Suluyorum. Allah'ım ya. Ben sularım dedim ya size. Bırakın bırakın siz. Bir kere de ben sulayayım canım, ne var? Ya siz çiçeği sulamıyorsunuz ki, resmen zavallının canına kastettiniz. Gözümle gördüm ben. Öyle haşırt diye dökülmez olsun. Nasıl sulanır? Böyle yavaş yavaş, ince ince dökeceksiniz canını acıtmadan. Böyle haşırt diye suyu dökerseniz çiçek afallar. Yazık, zaten yeri değişti. O kadar korkutmamak gerek. Peki bu daha büyür mü? Şimdi ilk haftalar çok önemli. Bu biraz daha böyle yerine alışsın. Ondan sonra biz bunu biraz daha büyük bir saksıya geçireceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş böyle filizlenip büyümeye başlayacak. Bakın. Mesela şu dipte olan yeşillikleri gördünüz mü? Yeni yeni filizler çıkıyor. Şimdi biz bunu büyük saksıya geçince bu filizlerin büyük filizlerden büyümeye başlayacak. Gelenleri açsaydın. Bütün gün şirketteyiz Neriman Hanım. Biz de aileden sayılırız. Hadi Ömer, benimkini aç. Senden benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir sever misin bilemedim ama. İnsansın. Yasemin sana inanamıyor. Şahane. Şahanesin, bayıldım. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir başka dünya. Gidelim mi buradan? Gidelim. Yapacağım. Sen kendi dünyanın. Neriman, yine beceremedim. Oh, adam düştü. Amca. Ay Necmi, ay gitti kocam. Düştü, yardım edin. Amca, iyi misin? Biri beni itti. Kim itti Neriman? Kim itti? Tam da düşündüğüm zaman oldu. Kim itecek hayatım? Dengeni kaybetti. Ayol, su yutuyor adam, su yutuyor. Biri yardım etsin, bir şey atın şu resim it falan. İyiyim. Kızlar? Neşmoş Bey, tutun şunun ucunu. Neriman, hiç gerek yok hayatım, biliyorsun ben balık gibi yüzerim ya. Ay hadi gel kurutalım şunu. Aa ben mi? Ay birlikte hadi. Hadi. Ömer Bey, Necmi Bey için yapılacak bir şey yoksa ben artık gidebilir miyim? Git sen git. İstiyorsan git. Tamam. Teşekkürler. Nerede kaldı ya? Şimdi çoktan çıkmış olmamız lazımdı. Ömer Bey, siz iyi misiniz?
İyiyim, iyiyim. Hiç öyle görünmüyor. Siz baya baya hastasınız. Hadi gelin biraz dışarıda hava alın. Gelin biraz dışarı çıkalım. Kapıyı açayım. Oturun. Açtınız tabii iş yerinde klimayı. Tepenize tepenize çarptı. Normal yani. İyi Allah'ım, ben sizi hemen acil bakım alıyorum. Uzatın bakayım şöyle ayaklarınızı. Uzatın, uzatın, uzatın. Rahat. Hah. Şimdi normal dizlerine iyi gelir. Ne yapayım ben? Çorba mı yapayım? Çorba yapayım ben. Mercimek çorbası mı seversiniz? Başka bir şey mi? Başka bir şey de yapabilirim eğer istiyorsanız. Hangisini seviyorsunuz? Ya, dur. Tamam, ben kendim hallederim. Bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Gözünüzü açacak haliniz yok size. Yok, ben zaten pek hasta olmam öyle. Yani yatmam yorgan döşek. Neyse, boş ver, hadi sen git. Gideyim mi? Evet, git. Ben şirkete gelmeyeceğim bugün. Sen de boşa çıkmış oldun. Aa, olur mu canım öyle şey? Hasta insan hiç evde yalnız bırakılır mı? Asla yapamam, bırakamam ben sizi. Gitmeyeceğim. Ömer Bey, lütfen müsaade edin. Bırakın yardım edeyim size. Tamam, biliyorum alışkın değilsiniz. Yalnız yaşıyorsunuz, farkındayım ama... Bakın, söz veriyorum. Çok konuşmayacağım, başınızda şaşırmayacağım. Şimdi siz burada biraz oturun, hava alın. Ben içeride birazcık çorba hazırlayayım. Birazdan da yatağınızı içeri kurarım. Televizyon karşısına geçersiniz. Tavuk suyuna da çorba yaptım mı? Oh mis. Tamam, sen nasıl istiyorsan. Tamam. Aa, ateşiniz mi var sizin? Yok, yok, tamam, bir şey yok. Olur mu canım? Siz bayağı bildiğin yanıyorsunuz. Ben size hemen bir buz torbası getireyim, tamam mı? Bekleyin. Sıkıntısı canım, biraz hastalığın keyfini çıkarın. Ne güzel, oh iş yok, yatıyorsunuz. Ya siz gerçekten çok mu kötüsünüz? İyiyim, iyiyim. Ya ben hasta olmayı pek sevmiyorum da. Yani, hakikaten vakit kaybı, hakikaten. Hadi uzan, hadi. Tamam, hadi. Abartma, o kadar da değil. Ya Ömer Bey, bana direnmeyin lütfen. Tamam, söz verdim başınızı şişirmeyeceğim diye de yani. Siz de beni teşvik ediyorsunuz söyleneyim diye. Hadi uzanın. Uzanın şunu da sonra başınıza koyacağız. Of. Tamam, biraz soğuk ama yani ateşiniz başka türlü düşmez. Şey, şu tutun şunu şöyle. Heh. Şimdi çorba kaynıyor. Siz biraz dinlenin. Sonra da bir ılık duş alırsınız. Böyle ateşiniz düşer. Çünkü düşürmemiz lazım ateşinizi. Ya Ömer Bey, siz eski hayatınızda SAT komandosu muydunuz? O ne alaka şimdi ya? Onlar da böyle hissediyorlar ya, böyle düşman askerinin yaklaştığını. Tak diye açarlar gözlerini. İyi, etkisiz hale getirmediniz beni. Eline sağlık. Siz biraz şöyle doğru. Çorbaya bol bol karabiber koydum. Biraz da böyle pul biberi. Acı acı içersiniz, iyi gelir. Aa, limon ister misiniz? Olur. Alayım.
Hadi anneciğim bunu iç. Bak nasıl ayağa kalkacaksın. Ben limon sevmiyorum ki. Ya işe yaraması, ya erişemesi. Şifa limonda değil, onu sıkan ellerdedir. Ömer Bey. Hadi. Sakın bana içmeyeceğim demeyin. Ay mideniz falan mı bulandı? Bir şey mi oldu? Kötü mü hissediyorsunuz kendinizi? Yok yok. İyiyim. Zahmet oldu sana da. Sağ ol. Eline sağlık. Ne zahmeti? Aşk olsun. Ben sizi böyle görmeye hiç alışkın değilim. Gerçekten çok üzüldüm halinize. Ama bu sırf klima işi değil, ben size söyleyeyim. Başka ne olacak ki? Vallahi ben ne zaman hasta olsam anneannem tepeme biner. İşte bana bak, bir şey mi yaptın? Kesin bir halt karıştırdın. Bana bak, karnında kırık mı var? Kim üzdü seni? Bak doğru söyle. İnsan öyle durduk yere hasta olmaz falan de. Niye böyle ağzını arıyor? Çünkü insanın ruhu hastalanmadan vücudu yatağa düşmezmiş. Yani o öyle söylüyor. Bence de öyle. Sonuçta ruhumuzla bedenimiz ayrı değil ki bir. Yani biri hasta olmadan öbürü yatağa düşmüyor. Böyle. Demek ruhum hasta düştü, öyle mi? Evet. Neden peki sence? İşte yani sonuçta yeni ayakkabıydı, lansmandı, oydu buydu. Yoruldunuz tabii yani, yıprattı sizi. Doğru, yıprattı. Ya, neyse canım, şimdi öyle tatsız konular açıp canınızı sıkmayayım ben. Önemli olan çözülmüş olması değil mi yani sonuçta? Geldim. Düşen amcan ya da düşen sen, hayırdır? Sen önce bir geçmiş olsun der. Ya diyeceğim de sen öyle hasta olmasın ki. Dur bakayım. Bak şimdi. Abarttım, tamam. Yalnız var ya, bu liseden beri hiç hasta olmadı. O kadar yani, gerisini sen düşün. Aa, Ömer Bey, sizin buz torbanız nerede? Bu lisedeyken nasıl hasta oldu biliyor musun? Bir gün böyle bir maç vardı, tamam mı? Şampiyonluk maçı gibi bir şey, okul maçı. Dönüyoruz, bu da potayı kesmiş böyle. Elinde file, otobüsten böyle sar... Tamam, tamam lütfen. Hadi hastasın diye. Sonra anlatacağım. Bunun bu arada bütün kirli çamaşırları bende, haberin olsun. Ofis ne alemde? Şimdi beyler de görüşecekti bugün. Ben sana kaldı. Hallettim yani, hallettim sayılır. Ya sen olmayınca şimdi adamlar böyle pek bir memnun kalmadılar. İşte Ömer Bey gelince tekrardan toplanırız zaten, ayağı falan yaptılar ama geri kalan her şey okey. Şey, Ömer Bey için tavuk suyuna çorba yapmıştım. Siz de içer misiniz? Tavuk suyuna çorba. Hı hı. İçerim, içerim tabii. Tamam, ben getireyim o zaman. Tamam. Dur ya, ben de geleyim hatta. Dışarıdan da pek öyle hamarat bir şeye benzemiyorsun ama hadi bakalım. Aa, aşk olsun, hamaratımdır. Ben bayılırım bir kere yemek yapmaya. Ya bırak, sen çorbadan başka bir şey yapamıyorsundur ya. Ya ne alakası var? Bir sürü yemek yaparım ben. İnanmam, ispat istiyorum. Bir gün yapacağım bana yemeği, getireceğim, anca o zaman inanırım. Ay aşk olsun, yaparım yani. Ne var onda? Yaparım tabii. Göreceğiz. Dur, biraz sıcak. Vay. Yıkılıyor, yıkılıyor. Enfes olmuş. Afiyet olsun. Çok sevindim. Ellerine sağlık. Bana bak. Bizim Ömer keçisi içti mi bundan? İçti, içti. Hayret, nasıl karşı çıkmadı? Tabii önce bir karşı çıktı ama ben direndim yani. Sonuna kadar içti. Helal olsun. Oğlum. Aa. Nerede? Aa, şey, ateşi düşsün diye bir duş alacaktı ama sonra da herhalde yatıp dinlenir. İyi, ben de kaçayım madem ya. Sonra uğrarım. Yalnız bunu ziyan etmeyeyim. Hmm. Oh, açıldım ya. Şirkete koşsam mı acaba? Bir deneyin bakalım. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Benimle gel. Gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel.
Of. Uyandırsam mı, uyandırmasam mı? Ne yapayım ben ya şimdi? Bütün gün de konuştum adamın başında car car. Defne. Biraz konuşalım mı? Tabii konuşalım. Siz şimdi şeyle... Siz derken? Neyse. Ben şirket çatısı altında çok duygusal ilişki yaşanmasını çok doğru bulmuyorum. Ya da sıcak bakmıyorum diye. Anladım. Yani kimsenin özel hayatına müdahale edecek halim yok. Yani haddim de değil. Ben sadece fikrimi söylüyorum diyelim. Şimdi bu söylediklerimi nereye koyarsan koy. Doğru yere koyacağımdan emin olabilirsiniz Ömer Bey. Ben asla sizi rahatsız edecek bir şey yapmam Ömer Bey. Sonuçta aramızda asistan patron ilişkisi var. Ömer evde değil mi? Yukarıda. Birazdan iner aşağı. Kitap için sağ ol. Paketin içinden eski çişli bir şey çıkınca bana kumpas kuruyorsun zannetmiştim. Ama Ömer bayıldı. Aferin. Ömer. Canım. Hastalanmışsın. Duyar duymaz koşup geldim. İyi misin şimdi? İyiyim, iyiyim. Biraz ateşim çıkmıştı geçti şimdi bir şey yok. İndirdim ben senin ateşini. Niye söylemedin? Sanki biliyordun. Al işte sana haddini bildirdi. Benimle boşuna ilgilenme dedi sana. Sen de bundan sonra haddini bileceksin Defne. Bakayım. Ateşin düşmüş. Sabah seni şirkete göremeyince çok kötü oldum. Dünden beri aklımda hep o yarım kalan an var. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok Defne, sağ ol. Yani her şey için. Sen çıkabilirsin. Rica ederim, önemli değil. Geçmiş olsun tekrar. Neyse ne. Sen de hala sanki. İşine bak sen. Tamam, ne yapacaktım ben? Servis su bulaları. Servis su bulaları.
Ömer Bey, ben sizi çok özledim. Yani şirkette, ay gittiniz tabii, kaç gündür yoksunuz böyle. Herkes tepeme tepeme. Şirkette sizsiz işler çok zor ilerliyor. Arayan soran bir sürü. Ama hiç merak etmeyin, ben herkese tek tek açıkladım. Roma'ya gitti dedim. Yine de işte acil mi? İşte ne zaman dönecek? Roma'da mı dedin? Evet. Ömer, Defne. Neredesiniz çocuklar? Her yerde sizi arıyorum. Hadi yemeğe oturuyoruz. Neriman bekliyor. Çıkalım. Hadi hadi hadi. Hadi. Buyurun efendim. Bak, bunu denemen lazım. Çok lezzetli. Zencefilli. Yengemin olmazsa olmazı. Güzelmiş. Ay, bu hanım kızımız kim? Ay, çok şeker değil mi? Ömerciğimin asistanı, kişisel asistanı Defne. Ay maşallah, pek ciciymiş. Nasıl gidiyor? Ömer'le çalışmak zordur. Çok teşekkür ederim. O sizin ciciliğiniz. Küme sensin ya. Ömer Bey'le çalışmak tabii kolay değil. Çünkü çok mükemmeliyetçi bir insan. İşte tabii arada bana da geliyorlar öyle. Biraz takıntılı tabii ama işte ne yapacaksınız? Sonuçta patron. Defne de iyi bir asistan. Yani olma yolunda. Daha öğreneceği çok şey var tabii. Olacak yavaş yavaş. Ömer? Evlilik ne zaman? Artık bir aile kur kendine. Evlenmemiş adam gergin olur. Ne alakası var canım, ne gerginliği? Yok mu birileri? Vardır canım, vardır. Defneciğim, sen üşüdün kızım. Git içeriden sana şal versinler. Yo, çok iyiyim, hiç üşümedim. Üşüdün tatlım, sen üşüdün. Hadi kızım, git. Aa, bir esti. Esti, ben bir gideyim şal alayım. Bak şimdi gör, ateşin altına nasıl odun atıyorum. Gör de öğren. Efendim yengeciğim. Bak, bu Defne senden hoşlanıyor. Yani masa örtünüz çok pahalı olmasa şuraya yazardım. Anlarım ben, demedi deme. Yengeciğim, sana öyle geliyor olmasın? Bence yanlış anlamışsın. Ben başka birisiyle bir duygusal ilişkisi var sanıyordum ama. Aa, yolarım ayol. Yani hayatım, anlarım ben, anlarım. Senden hoşlanıyor. Bak, sen ona baktığın zaman böyle senin gözünün içine bakamıyor. Şöyle hemen bir gözünü kaçırıyor. Aşk böyledir. Ama hem senden etkilenmeyecek de kimden etkilenecek canım? İşte orasını bilmiyorum. Ay yok yok. Ben anlarım. Yani iyi de bir kız, biliyor musun? Ben bu işten yanayım. Ben sevdim bu kızı. Benden onay var. Yürü, yürü. Tamam yenge, yavaş. Yavaş. Ay Defneciğim, gel canım, gel.
Efendim? Yok bir şey. Nasıl, sevdin mi? Çok. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Hadi canım, hadi kuşum, görüşürüz. Yürü Necmi, yürü. Görüşürüz. Gelmiyor musun? Yok, ben size eşlik etmek için kapıya kadar geldim. Şimdi Neriman Hanımlara falan yardım edeceğim ortalığı toplamak için. Peki. Saatte ne konuşacak ki? Bir halim bir hal değil ha. Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum, kaybolup giderken ada bulmuşum fark etmeden, fark etmeden. Ömer Bey, ben siz Roma'dayken Hilmi Bey'le olan randevunuzu yine erteledim ama yani bunu yaparken tek başıma değilim. Yani Sinan Bey de onaydı, gerçekten dedi de onu. Dur. Konu o değil. Değilse ne peki? Defne. Ben şirkette yokken Sinan'la siz... Ha evet. Biz Sinan Bey'le avize bakmaya gittik ama o istediği için yani rica etti. O yüzden gittik beraber ama hiç böyle iş falan aksamadı bir dakika, yani. Bir dakika ne olur. Başa dönelim. Çok yanlış yerden girdim konuya. Bana o kitabı sen mi aldın? Bir yolun bir yere varışı gibi. Vazgeçip uzaktan senin yanında. Gurur ve önyargı. 1951 basımı. Kaybolup giderken.
Nereden biliyorsunuz? Şükrü. Anlattı her şeyi. Evet. Ben aldım. Bir de karşılığında sen sabunun raflarını mı temizledin? Şükrü abi. Evet. Temizledin mi? Evet. Peki neden kitabı bana Yasemin verdin? Neden? Defne, niye ağlıyorsun? Defne yüzüme bak. Güneşin gölgede kalışı gibi, uykunun düşlere dalışı gibi, kalbimin nabzında atışı gibi, bir yolun bir yere varışı gibi. Ben bir şeyleri yanlış mı anlıyorum? Öğrenmek istiyorum sadece. Ada bulmuşum fark etmeden. Ben fark etmeden fark etmeden senin olmuşum fark etmeden fark etmeden fark etmeden senin olmuşum fark etmeden. Ömer Bey, siz o gün bana açıkça söylediniz zaten. Ben böyle şeylere hiç sıcak bakmıyorum diye. Ben o gün anladım her şeyi. Efendim? Ya siz bana işkence etmeye mi geldiniz? Hayır. Açık açık her şeyi konuşmak için geldim. Ben artık hiçbir şeyin gizli kalmasını istemiyorum Defne. No. Yani artık daha fazla utanmayın olur mu? Ne olur? Konuşmayın. Ya ben ne yapıyorum ki? Ömer Bey. Ben... Ben artık daha fazla dayanamıyorum. Gerçekten istifa etmek istiyorum. Lütfen istifamı kabul edin. Aşk paylaşılmaz, anlatsan anlaşılmaz. Yine yandım, yok olmaz. Buzlara sarsan da soğumaz. Yine yandım, tutulmaz. Ay bile böyle tutulmaz. İstifa etmek istiyorsun. Yine yandım, sorun. Gitmek istiyorsun. Sana doğmuyor ya güneşim, ah neyleyim. Ben tamam. Doğmuyor
Sen bilirsin. Yarın şirkete gel. İstifanı ver. Birlikte gitseydik ruhsal araştırmalarımızı yerinde yapabilirdik. İstersen lansmandan sonra minik bir kaçamak yapabiliriz. Ömer Bey. Defne Yasemin'le bir şey konuşuyoruz. Henüz bitmedi. Bize biraz müsaade etse. Tabii tabii, aslında problem olmaz. Yani üretimdekilerle bir toplantı alırız. Üretim hacmi hedeflerini grafiklerle anlatırsak. Bir saniye. Ha evet, tabii Sinan'ın da bu konuyla alakalı fikirleri var. Tabii Sinan'la da konuşuruz, ek bir toplantı alırız. Tamam, kolay gelsin. Delireceğim ya. Ya şiştim burada ya. Oh! Defne, bugün fırsat bulup da konuşamadık seninle. Söyle. Ömer Bey, buyurun. İstifa mektubu. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Nereye tam olarak? İşte istifa ettiğime göre artık herhalde kendime yeni bir iş bakarım. Tabii tam bir karar vermedim ama. Ha. Yalnız senin haberin yok galiba. Neyden haberim yok? İhbar süresinden. Şirket protokolü gereği yani işten ayrılmadan 15 gün önceden haber vermen gerekiyor. Hatta sözleşmemde yazıyordur muhtemelen. Yani bu durumda? Bu durumda devam edeceksin. 15 gün kadar. Hay Allah ya. Ama ben şey sanıyordum. Defne, iş hayatında dramatik sonlara yer yok. Profesyonel bir şekilde işini bitirirsin, sonra gidersin. Tabii, bitiririm. 15 gün, son 15 gün. Sonuçta işte sayılı gün çabuk geçer demişler. Yani. Yani, hallederiz. Sinirden saçlarım puf diye kıvırcığa dönecek şimdi. Tamam. Sözleşme koşulları neyse öyle olsun. Yani hukuk devletinde yaşıyoruz sonuçta. Sakin ol kızım Defne. Tamam. Sakin. Sakin.
Tamam, çıkabilirsin. Efendim Ömer Bey. Defne, odama gel. Geliyorum Ömer Bey. Hadi, hadi. Nefes al, sakin. Sakin, sinirlenmek yok. Buyurun Ömer Bey. Ömer Bey, bir şey istemiştiniz, herhalde de aldınız. Şinasi beylerle görüşecektik bugün, ne oldu? Bir şey olmadı. İki saat sonra görüşeceksiniz. Programı gelip niye teyit etmedin? Ya farklı bir program yapsaydım? Farklı bir program yapamazsınız çünkü bütün programlarınızı ben yapıyorum. Her şeye verecek bir cevabım var. Güzel, güzel. Peki her sabah programın üstünden tek tek geçiyorduk. Bugün geçmemenin nedeni ne? Buna bir cevabım var mı? İşte bugün işten ayrılacağımı düşündüğüm için öyle. Sana ben bir süre daha çalışacağını söyledim. Sonra niye yapmadın? Bir cevabın olmadığını tahmin etmiştim. Çıkabilirsin. Efendim? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Kapı orada. Çıkabilirsin.